Naz makamı. Yazan, Bahattin Kabahasanoğlu. Türü, kişisel gelişim. Basım yılı, 2018. Da. Da. Karadeniz'de da, vinci şifresi gibidir. Koca bir bölgenin sırrı bu iki harfte saklı. Öylesine güçlüdür ki ne kadar noktalama işareti varsa ardından gelebilir. Karamürsel sepeti gibi küçücük olması kimseyi yanıltmasın. Tek başına temel taşı gibi kurulur cümlenin sonuna ve tüm kuralları değiştirir. Gelisunda Soru cümlesiyle ne ilgisi var diye geçmesin aklınızdan çünkü sorudur. Her ne kadar şive diye biliniyorsa da literatürdeki karşılığı ağızdır. Sinemada, tiyatroda işin kolayına kaçıp cılkını çıkarmalarına rağmen biz bu ağzı seviyoruz. Karadenizli ifadeyi güçlendirmek için kullanır dayı. İki harften oluşur ama sayfalar dolusu yazsanız yine de eksik kalır. Farklı tonlamalarla farklı anlamlar kazandırır. Ege'de gari, doğuda lo, Trakya'da beya gibi. Bizim sabit kaba Hasanoğlu hatırlatınca da dedim ben de. Bu yazının başlığı yok mu? Dedirtecek türden yeni konum hazırdı artık. Araştırmaya başlayınca gittikçe büyüyen bir kar topuna dönüşmüştü notlarım. Rusçadaki da ile aynı kapıya çıkıyor. Evet diyorsunuz, onaylıyorsunuz. Çöz çözebilirsen. Kim kimden aparmış acaba? Da da da. Şarkısını bile yapmışlar. 80'li yıllara damgasını vuran trio. Yeniden dinledim, bizim da ile bir ilgisi yok tabii bence dil bilimciler için iyice araştırılması gereken bir konu. Sen neymişsin da? Bir arkadaşım, köylerine gelen milletvekili adayı profesörle aralarında geçen konuşmayı özetlemişti. Ha bu funduğun fiyatı ne olacak da? İstanbul Karadeniz Vapur Seferleri Demiryoli Projesi Profesör, her soruya cevap vermeye çalışmış, tam ayrılırken, Hocam, Sarp kapısının açılmasının bir faydası oldu mi? Da. Da deyip de geçmeyelim. Bulmacalarda boru sesi, kuzu sesi ve resimdeki sanatçı ile birlikte en çok sorulan sorulardan birinin cevabı. Deyle, ile Dan'ın bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı hep kafaları karıştırmıştır ama bizim da farklı. Karadenizli onun yerini ve vurgusunu iyi bilir. Zorda kalsa yalnızca da ile derdini anlatır işaret eder, düşünür, nokta koyar, vurgu yapar. Da dam bir dünya kurar. Vücut dilini de katarak, da dedukta. Yolda komut verirken, yürü da. Evet derken, he dirum da. Rica ederken, ver da. Öfkelendiğinde, hayde da. Sorarken, çok güzel da. Onay beklerken, öyle da. Yalvarırken, gel da. Biraz daha kalmasını isterken, otur da. Bittiyse, tamam da. Canını sıktıysa, bir rahat bırak da. Kovmak istediğinde, gözüm görmesin seni da. Dokundurmak istediğinde, anasının sütüyle an adam olmayana inek ne etsin da. Nerede da sorusuna, aha da. Uyarırken, dur da. Tokadı yapıştırmadan önce, dur diyorum sağda. Ne diyelim? Herkesin damarına basın ama bizimkinden atlayarak geçin da. Bayılıyorsunuz boş konuşmaya. Anlamlarını bilmeden. Ne tişörtler giydik giyiyoruz. Paris ve Londra görselleri mi ararsın? Küfür ve hakaret içeren İngilizce, Fransızca kelimeler mi? Dikkat çekiyor, taşıyanı değerli kılıyor gibi bir şeydi yaşanan. Şu bizim burnu havada modacılar. Bir ayakları Paris'te, diğeri Milano'da olunca. Kimliğimizi yoksaydılar. Özellikle çocukları, gençleri hedef aldılar. Dünyadaki benzerleriyle yarışırcasına tasarladılar da tasarladılar. Önce sanatçılar giydi, sporcular. Adeta sayfalara, ekranlara demir attılar. İstanbul'la cevap verdik bu furyaya, Galata Kulesi ile, Boğaz Köprüsü'yle. Köylerimiz kasabalarımızda yer buldu göğsümüzde sırtımızda, çantamızda. Tarihimiz, coğrafyamız. Karikatürlerimiz. Tam da oh be dedirten türden. Bize ait şeyler. Renkler, çizgiler, kelimeler. Ve insanlar Karadeniz'i keşfetti yeniden. O hazır cevap halini sevdi. Lafı gediğine koymasını. Dobra dobra konuşmasını. Aldi beni bir darlık, demesini. Reyve, ve reyve. ve re ve. Dema. Hayde. Bezdum da bezdum. Sonra döndüm ve dedim ki afkur. Bunlardan sadece birkaçı. Fakat benim favorim, bayılıyorsunuz boş konuşmaya. Yıllarca kenarda köşede beklettiğimiz, dilimizden kalemimizden dökülmesin diye özen gösterdiğimiz kelimeler, deyimler onca sevimlilikleriyle yetiştiler imdadımıza. Kurtarmaya çalışıyorlar bizi yabancı dillerin boyundurundan. Bu köşede yayımlanan da adlı yazımda işe yaramış. Bir bölümünü olduğu gibi taşımışlar tişörte, kupaya. Kim derdi ki babaannemin en sevdiği bayiliysunuz boş konuşmaya cümlesi gün gelecek dillere pelesenk olacak, tişörtlere baskı. Hadi şarkıları anladık müzik evrenseldir, cümlesinden yola çıkınca elimiz kolumuz bağlanıyor. Fakat dil öyle mi? Onunla ağlıyorsun, gülüyorsun. Hayal kuruyorsun, rüya görüyorsun. Sonra da göğsüne yedi kat yabancı kelimeleri konduruyorsun. Oldu mu şimdi? Nasıl üzülmesin ağlamasın bizimkiler? Aklımız fikrimiz Türkçe olunca. Şeklimiz şemailimiz sonunda köyümüze geri döndük galiba. İçimizden geldiği gibi konuşuyoruz. Yazıp çiziyoruz. Çok uzattığımızda bayılıyorsunuz boş konuşmaya diye zılgıt yiyoruz. Sen anlatma Osman sınav. Tamam, pek çok sanatçı da olmadık kadar mekteplisin. Güzel sanatlar resim bölümüyle sinema ve televizyon enstitüsünü bitirmişsin. Metin yazarı olarak işe başlanmış. 500'e yakın reklam filmi, sinema ve TV dizileri. Süper Baba ile aklımızdasın, Yalancı ile Altın Portakal kazanmışsın. Kenan İmirzalıoğlu'nu sen keşfetmişsin, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi demişsin. Kurtlar Vadisi, Nin 55 bölümünü üstlenmişsin. Say say bitmez, sinemaya televizyona bir ömür vermişsin. Belli ki çok tecrübelisin fakat böyle gidecekse. Sen anlatma Osman Sınav. Yalancı Şafak, atlı karınca, hünkârın bir günü, küçük dünya, aşka kimse yok ve kapıları açmak filmlerini televizyon için. Gerilla, deli yürek bu cehennemi, Pars Kiraz operasyonu filmlerini de sinema için çekmişsin. Önceki filmlerinle dizi hikayelerine bir göz attık. Anladık ki bu dizide Karadeniz anlatmış fakat sen hiç dinlememişsin. Sen anlatma Osman Sınav. Aslında konu güzeldi, isteseydin şiir gibi anlatabilirdin Karadeniz'i de. Fakat insanların kolunu kanadını kırarcasına çala kalem mi yazıldı, ne? Merak ediyoruz, yönetmenin hiç Karadenizli dostu olmaz mı? Ona danışmaz mı bölgeyi sormaz mı? Dizi çekeceksin, insan aylar öncesinden gidip, orada kalmaz mı? Sen anlatma Osman Sınav. Diriliş Ertuğrul'u tahtından etmekse amacın, buna ulaşıyorsun. Ödüllü yönetmen olarak kara adamlarla adeta Trabzon'da bir köyü esir alıyorsun. Evler basılıyor, cami imamına bile işgal günlerinde yapılmayanları yaptırıyorsun. Güya bir aile dizisi. Osman sınav değilsin sanki. Çocuk karakterin gözleri önünde kadına şiddette sınır tanımıyorsun. Sen anlatma Osman sınav. Tüm bölgeler değerlidir, bölge insanları. Sanatla zarar verme diye bir şey var ve haberimiz yok mu sanıyorsun? Sen, Karadeniz'e bu kadar yüklenerek reytinglerde tırmanışa geçerken, bereketli topraklara zarar veriyor, güzel insanların canını yakıyorsun. Komedi dizisi mi yoksa aksiyon mu? İnan, herkesin kafasını karıştırıyorsun. Sen anlatma Osman sınav. İlk kez izleyiciyi senaryoya bu denli müdahale ettiriyorsun. Otobüs duraklarında, parklarda, kafelerde konuşuluyorsun. Sırf Karadeniz'i görsünler diye ekranlara kilitlenenleri yerlerde sürüklüyorsun. Sen Osman sınavsın. Keşke aklımızda hep o eski Osman sınav olarak kalsaydın. Sen anlat Karadeniz, in altına not düşer gibi yazdığın, ben anlatırsam deli diyorlar, vurgusu var ya. Tam dediğin gibi. Karadeniz'i anlatamıyorsun. Bu yüzden ne olur sen anlatma Osman Sınav. Bırak Karadeniz kendini anlatır, çünkü sen anlatınca deli ediyorsun. Gönül kırma makinesi. Taş kırma makinesini biliyorduk. Fındık ve ceviz kırma. İlastik, odun, yem, tel, buz, yumurta, kömür, fıstık, kayısı çekirdeği ve cam kırma. Liste uzayıp gidebilir ve her geçen gün yeni kırma makineleri de eklenebilir ama gönül kırma makinesinin de icat edildiği hiç kimsenin aklına gelmezdi. Biz el ve dil verildiğinden beri faaliyetteyiz. Kime güveniyoruz ve gücümüzü nereden alıyoruz? Hiçbir kutsal kitap ruhumuza fısıldamaz böyle yapmamızı. Hiçbir anne baba öğütlemez. Öğretmen yönlendirmez. İyi de nedir bu halimiz? Kır kır nereye kadar? Gönül kırma makinesi olup çıktık sonunda. Aslında kendimize bir dur dememiz gerekmiyor mu? Aynaya baktığımızda gördüğümüz başka biri mi yoksa? Muhasebenin en zorunu yapmak için daha ne kadar bekleyeceğiz? Karşımızda kim varsa onlar da kendimiz gibi mutsuz olsunlar diye çırpınıyoruz. Sahte bir tebessüm siniyor yüzümüze, Sesimiz vahşi bir coğrafyadan yankılanıyor gibi. İşin ilginç yanı hiç kimse bize gerçeği söyleyemiyor. Söylemeye çalışsa bile duymuyoruz. Kırdıkça kırdıkça daha bir bütünleşiyoruz ve doyamıyoruz kırmaya. Hani Yunus'un dediği gibi hepsinden iyice bir gönüle girmekti. Ne oldu bize? Huzursuz bacak sendromu gibi bir şeydir yakalandığımız. Gönül kırma sendromu gönlümüz kırıldığında yaşadığımız acı, huzursuz bacak sendromundan daha beter olmalı. Uyku tutmaz gözlerimizi, başımızı yastığa koyduğumuzda kırıktan kaynaklanan ince sızı tüm bedenimizi sarar ve en büyük makama şikayet ederiz sessizce. İnsan insanın kurdudur, diyen tamız hobbesi haklı çıkarmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Gücümüzü korumak için her şeyi yapmaya başladığımızda yavaş yavaş bir canavara dönüşüyoruz ve kendimizi tanıyamıyoruz. Bu ben miyim? Evet, o canavar sensin, mutsuzluktan beslenen ve huzursuz bacak sendromuna huzursuz adam sendromunu ekleyen. J. J. Russo göre insan özünde iyi ve ahlaklı bir varlık. Onu mutsuz eden de toplumsal hayat. Toplum dışında kendimizi bir hiç olarak düşündüğümüzde daha da saldırgan hale gelebiliyoruz. Çünkü yalnız kalmaktan korkuyoruz. O sert mizaçlı, gülmeyi unutmuş insanların, emekli olduklarında sergiledikleri tavrı bir düşünelim. Gönül kırma makinelerini Hal hatır soranlar, kapılarını çalanlar olacak mı? Ya da görünce yolunuzu mu değiştireceksiniz, adı geçtiğinde yüzünüzü mü ekşiteceksiniz? Sorun değil, diyenler de olabilir, yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle yolumuza devam edebiliriz. Neyin var? Gönül kırma saatim geldi. Kır o zaman diye bir komut almışçasına süreç başlıyor. Biri daha çok geceleri ortaya çıkarken diğeri zaman ve mekan dinlemiyor ama gündüzü sevdiği konusunda hemfikiriz. İş hayatını. Hızlı trende gecikirse. Tarihin ve coğrafyanın kalbinde bir kent. Ulaşımın, ekonominin işte bu kentin, Trabzon'un yüzyılı aşan demiryolu hikayesinden aklımızda kalanlar. Anadolu'da ilk demiryolu hattı 1866'da İzmir Aydın arasında hizmete açıldığında, memleketime demiryolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin diyen Sultan Abdülaziz tahtta bulunuyordu. Dönemin Trabzon valisi Esat Muhlis Paşa'nın da benzer cümleler sarf ettiği söylenir. Osmanlı Devleti, I, Dünya Savaşı esnasında yalnızca yük taşımak için limandan Maçka'ya uzanan Dekovil hattını kuruyor, 1915. Ruslar da işgal yıllarında bu hattı tamir ederek kullanıyor. Cumhuriyetin ilk yılları Gazi Mustafa Kemal, 15 Eylül 1924'te, bu feyyaz, ahalisi zeki, müteşebbisi çalışkan olan Trabzon'umuzu az zamanda iç bölgelere demiryoluyla bağlanmış, Güzel rıhtım ve limanla teçhiz edilmiş görmek en büyük emelimdir diyerek hedefini ortaya koyuyor. 6 gün sonra Samsun Çarşamba demiryolu hattının temel atma töreninde demiryollarının Feyiz ve Refah yolu olduğunu vurguluyor. Hicaz demiryollarını yapan Rizeli olarak adından söz ettiren Trabzon mebusu Ahmet Muhtar ve arkadaşlarının 1925 yılında verdikleri Trabzon üzurum demiryolu ile Trabzon limanı hakkındaki kanun teklifi 27 Ekim 1988'de uygulama imkanı kalmamıştır, gerekçesiyle yürürlükten kaldırılıyor. 1993 yılında Trabzon-Cerzurum-Razinacan'a demiryolu fizibilite çalışmaları yapılıyor, fakat pahalı bulunduğundan sonuç alınamıyor. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, en büyük emelim, dediği Trabzon'a demiryolu, vasiyeti yerine getirilemiyor. Gelelim bugüne. BTK 30 Ekim 2017'de açılan Orta Asya ve Çin'le ticareti yeniden canlandıracak demiryolu, Bakü Tiflis Kars üzerinden. TANAP Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 sahasında üretilecek doğal gazı Avrupa'ya taşıyacak boru hattı da yine Bakü Tiflis Kars üzerinden. Türk Akımı Rus doğal gazını Türkiye'ye ulaştırması planlanan hat, Karadeniz kıyısındaki Anapa'dan başlayarak Kıyıköy üzerinden. Görüldüğü gibi Trabzon büyük projelerin yakuzeyinde ya da güneyinde kalıyor. Bakü-Tiflis-Kars BTK demiryolu hattı doğal olarak eski defterlerle birlikte ulaşıma açıldı. Türkiye'nin demiryolu olmayan tek noktası Doğu Karadeniz'e Trabzon'a hızlı tren. Yeni açılan hattın Erzincan bölümünden bağlantı yapılacak. Trabzon, Kafkasya, İran ve Orta Asya'nın dünyaya açılan en önemli ticaret kapısı, lojistik üssü. Kara, deniz ve hava ulaşımında bölgenin lideri olan kentin, demiryolu dendiğinde adresinin bekleme salonu olması ister istemez sakinlerini üzüyor. Hayalimiz olan Bakü-Tiflis-Trabzon (BTT) demiryolu hattının yarısı hazır. BTK hattının 79 kilometrelik Türkiye bölümü 1,6 milyar Türk lirası BTT hattının 188 km'sinin maliyeti hakkında ipuçlarını da veriyor. BTT tamamlandığında hızlı trenle 2 saatte Tiflis'e, 4 saatte Bakü'ye varılabilecek. Ve 360 kilometrelik Trabzon-Samsun hattıyla turizmde uçacak, ticarette. Köylerin, kasabaların, kentlerin çehresi değişecek. İç bölgeler ve zengin ülkelerle özdeşleşen trene hasret sona erecek. Karadeniz kıyılarını hatırlatan Japonya'da hızlı trenle gerçekleştirilen yolculukların, doyumsuz manzarayla nasıl da keyifli hale geldiğini, yaşayanlar anlata anlata bitiremiyor. Son dönemde dev yatırımlara imza atan ülkemizin, Tiflis ile Trabzon arasında gerçekleştirilecek demiryolunu Samsun'a kadar uzatması hayati derecede önem taşıyor. Yamaçlara kurulup, bu kıyılardan tren geçseydi, diye hayıflanan çocuklarla gençler büyüdüler ve torunlarına bir açıklama yapmakta zorlanıyorlar. Kabuğunu kıran ve yüzünü, yıllardır ihmal ettiği doğuya çeviren Türkiye, geçmişle kıyaslandığında hiç olmadık kadar güçlü. Raysız kalan son bölgeye ulaşmak, puzzle'ın son parçasını tamamlamak gibi bir şey. Trabzon'u düşündükçe tren, bir kente bu kadar mı yakışır, diyor insan. Karası çok görüldü, bari hızlısı daha fazla gecikmesin. Beklediğimize değsin, tren gelsin artık, hoş gelsin, sefalar getirsin. Hızlı tren de gecikirse. Tarihin ve coğrafyanın kalbinde bir kent. Ulaşımın, ekonominin. İşte bu kentin, Trabzon'un yüzyılı aşan demiryolu hikayesinden aklımızda kalanlar. Anadolu'da ilk demiryolu hattı 1866'da İzmir-Aydın arasında hizmete açıldığında, "Memleketime demiryolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin." diyen Sultan Abdülaziz tahtta bulunuyordu. Dönemin Trabzon valisi Esat Muhlis Paşa'nın da benzer cümleler sarf ettiği söylenir. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı esnasında yalnızca yük taşımak için limandan Maçka'ya uzanan Dekovil hattını kuruyor, 1915. Ruslar da işgal yıllarında bu hattı tamir ederek kullanıyor. Cumhuriyetin ilk yılları. Gazi Mustafa Kemal 15 Eylül 1924'te bu feyyaz, ahalisi zeki müteşebbisi çalışkan olan Trabzonumuzu az zamanda iç bölgelere demiryoluyla bağlanmış, güzel Rıhtım ve limanla teçhiz edilmiş görmek en büyük emelimdir diyerek hedefini ortaya koyuyor. 6 gün sonra Samsun Çarşamba Demiryolu hattının temel atma töreninde demiryollarının feyiz ve refah yolu olduğunu vurguluyor. Hicaz demiryollarını yapan Rizeli olarak adından söz ettiren Trabzon mebusu Ahmet Muhtar ve arkadaşlarının 1925 yılında verdikleri Trabzon Üzürüm Demiryolu ile Trabzon Limanı hakkındaki kanun teklifi, 27 Ekim 1988'de uygulama imkanı kalmamıştır, gerekçesiyle yürürlükten kaldırılıyor. 1993 yılında Trabzon Cerzurum Razinacan'a demiryolu fizibilite çalışmaları yapılıyor, fakat pahalı bulunduğundan sonuç alınamıyor. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, en büyük emelim, dediği Trabzon'a demiryolu, vasiyeti yerine getirilemiyor. Gelelim bugüne. BTK 30 Ekim 2017'de açılan, Orta Asya ve Çin'le ticareti yeniden canlandıracak demiryolu, Bakü Tiflis Kars üzerinden. Tanap Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 sahasında üretilecek doğal gazı Avrupa'ya taşıyacak boru hattı da yine Bakü-Tiflis-Kars üzerinden. Türk Akımı Rus doğal gazını Türkiye'ye ulaştırması planlanan hat, Karadeniz kıyısındaki Anapa'dan başlayarak Kıyıköy üzerinden. Görüldüğü gibi Trabzon, büyük projelerin yakuzeyinde ya da güneyinde kalıyor. Bakü-Tiflis-Kars-BTK demiryolu hattı Doğal olarak eski defterlerle birlikte ulaşıma açıldı. Türkiye'nin demiryolu olmayan tek noktası Doğu Karadeniz'e Trabzon'a hızlı tren. Yeni açılan hattın Erzincan bölümünden bağlantı yapılacak. Trabzon, Kafkasya, İran ve Orta Asya'nın dünyaya açılan en önemli ticaret kapısı, lojistik üssü. Kara, deniz ve hava ulaşımında bölgenin lideri olan kentin demiryolu dendiğinde adresinin bekleme salonu olması ister istemez sakinlerini üzüyor. Hayalimiz olan Bakü-Tiflis-Trabzon BTT demiryolu hattının yarısı hazır. BTK hattının 79 kilometrelik Türkiye bölümü 1,6 milyar Türk lirası, BTT hattının 188 km'sinin maliyeti hakkında ipuçlarını da veriyor. BTT tamamlandığında hızlı trenle 2 saatte Tiflis'e, 4 saatte Bakü'ye varılabilecek. Ve 360 kilometrelik Trabzon Samsun hattıyla turizmde uçacak ticarette. Köylerin kasabaların kentlerin çehresi değişecek. İç bölgeler ve zengin ülkelerle özdeşleşen trene hasret sona erecek. Karadeniz kıyılarını hatırlatan Japonya’da hızlı trenle gerçekleştirilen yolculukların duyumsuz manzarayla nasıl da keyifli hale geldiğini, yaşayanlar anlata anlata bitiremiyor. Son dönemde dev yatırımlara imza atan ülkemizin Tiflisle Trabzon arasında gerçekleştirilecek demiryolunu Samsun'a kadar uzatması hayati derecede önem taşıyor. Yamaçlara kurulup bu kıyılardan tren geçseydi diye hayıflanan çocuklarla gençler büyüdüler ve torunlarına bir açıklama yapmakta zorlanıyorlar. Kabuğunu kıran ve yüzünü yıllardır ihmal ettiği doğuya çeviren Türkiye, geçmişle kıyaslandığında hiç olmadık kadar güçlü raysız kalan son bölgeye ulaşmak, puzzle'ın son parçasını tamamlamak gibi bir şey. Trabzon'u düşündükçe tren, bir kente bu kadar mı yakışır, diyor insan. Karası çok görüldü, bari hızlısı daha fazla gecikmesin. Beklediğimize değsin, tren gelsin artık, hoş gelsin, sefalar getirsin. Kendi kalesine gol atmak. Emre Toraman'dan sonra. Trabzonsporlu Pereira'da bir maçta iki gol atınca. Kendi kalesine. Şöyle bir bakı verdik maziye. Kimler yok ki listede? Robin Van Persie, David Alaba, Gareth Bale. Ve çok sayıda kaleci. Kendi kalesine gol atmak. Nasıl bir ruh hali olduğunu fotoğraflar yansıtıyor. Takım arkadaşlarınızla göz göze gelmek istemezsiniz çünkü nasıl yaparsın, bakışlarının altında ezim ezim ezilirsiniz. Rakip oyuncuların ise can simidi gibi sarıldıkları bir kahramansınız. Atiker Konyaspor'un son saniyelere kadar bir sıfır önde götürdüğü Marsilya maçında. Hakemin bitirdi bitirecek olduğu bir anda. Her şeyi Moke mahvetti. Kalecisiyle bir anlaşmazlık ve kaval kemiğine çarpan top. Kariyerinde bir ilkmiş, öyle diyor. Sıralamada yerler değişti. Onca emek uçtu uçacak. Kendi kalesine gol atmak. Şanssızlık mı ihanet mi bilmiyoruz. Dede Korkut ne güzel söylemiş. Hain içeriden olunca kapı kilit tutmaz oğul. Günümüzde ülkeler karşı karşıya. Kıtalar, renkler, inançlar. Taktikler sürekli değişiyor ama oyuncular kendi kalelerine gol atmaya devam ediyorlar bu konuda rekor Madagaskar'da. State Olimpik de Lemirne takımı, bir önceki maçta yaşadıkları hayal kırıklığından doğan öfkeyle her santra vuruşundan sonra, 31 Ekim 2002 gol olup yağmışlar kendi kalelerine. Tam 149 gol. Hepsi bir yana. Eğer bir takımın varsa ve görevin kaleni Can korumaksa. Ne yapıp edip kendi kalene gol attırmayacaksın, atmayacaksın. As vereceksin, top çevireceksin, hücumları önleyeceksin. Eğer gol atmak istiyorsa canın, hedefin rakip kale. Bunu böyle bileceksin. Kendi kalesine gol atmak. Futbolda şanssızan, dramatik fotoğraf olarak yerini alırken politikayı içinden çıkılamaz hale getirebiliyor. İleri uçtakiler rakip kaleye gol atmak için koşturdukları sırada bazı oyuncular fırsat ayağımıza geldi diyerek en zor, işi yapmaktan çekinmiyorlar. Mozambik kadar olmasa bile kendi kalelerine golleri sıralıyorlar. Ülke dışından övgüyle birlikte ödül de alıyorlar. Eee, gol attıkları, kendi takımları olunca. Ağızlarından çıkan söze, hareketlerine ve mimiklerine de dikkat etmiyorlar. Sürekli tehlikeli sularda yüzüyor, durduk yerde ortamı geriyorlar. Senaryoyu adım adım uyguluyorlar fakat bir şeyi unutuyorlar. Kulüpler, gol krallarının heykellerini diktikleri, müzelerinde baş köşede yer verdikleri halde. Kendi kalesine gol atmayı alışkanlık haline getirenleri takımda görmek istemiyorlar. Eğer şampiyonluktan etmişse, kupalardan elemişse, hele hele de küme düşürmüşse, adını bile anmak istemiyorlar. Bir şey daha gol atamayan, takımı ateşleyemeyen santraforlara da tahammül edemiyorlar. Ne kadar okumak, o kadar ekmek. Kalbimiz, ilk emri oku olan bir inançla atınca. İster istemez soruyoruz, sorguluyoruz. Niçin okumuyoruz? Okumak derken, uygarlığa dair her şey. Hayatımızda ne varsa bir göz atıyoruz şehirlerimize, üretim üslerimize, park ve bahçelerimize. Eğitime, sağlığa. Evimizde, üstümüzde, başımızda ne varsa fena değiliz diye motive edici cümleler kursak bile asıl tartışmamız gereken gündemden fersah fersah uzak olduğumuzu anlamakta gecikmiyoruz. Ne konuşursan olsun derler ya. Ne konuşuyoruz? Bir haller olmuş bize sanki o altın çağları biz yaşatmamışız. Yarışta yeni hamleler yapsak bile yeterli görmüyoruz. Her şey çok konuştuğumuzdan biraz şark kurnazlığı ekleyelim. İş olacağına varır, yaklaşımı da tuz biber eksin üstüne. Okumaya zaman mı kalıyormuş? Yazmaya, çizmeye, sinema, tiyatro izlemeye, sergi gezmeye. Bu yüzden emekliler kahvelere hapsetmişler kendilerini. Gençler de kafelere. Zafer taçları ne zamandır onları taşıyacak kafaları bekliyor. Ya ekmek? Kutsiyetini biliriz ve ona büyük değer veririz. Yere düşürmemek, düşmüşse öpüp başımıza koyduktan sonra yüksekçe bir yere usulca bırakmak, küçükken öğretilir. Kediler, köpekler ve kuşlar yesin diye hiç değilse kenara alınır, ayak basılmasın diye. Ekmeğe dönüşen tahıl başka bir şeydir, nimettir artık ve insanımız, ölür de basmaz üstüne. Kelimelerle uğraşırken karşıma çıkınca. Read, bireyad. Okumak, ekmek. Bizde konu felsefi boyutta anlaşılırken İngilizcedeki harf kardeşliği dikkat çekici. Önce ekmek vardı, bu doğru, sonra diğerleri sahne aldı birer birer. Fakat okumak, o derin anlamıyla kainatı aydınlatınca fotoğraf ortaya çıktı. Tam 100 yıl önce 7 Aralık 1917'de saldırıya uğrayan ve 9 Aralık 1917'de veda ettiğimiz Kudüs'ün kaderinin yeniden yazılmaya çalışıldığı güne de denk gelince. Hani acı ve gözyaşı öğretir ya? Geçmişten ders alınır. Kitaplarla birlikte geleceği de okuyalım. Nimete saygıyla başlayalım ve unutmayalım. Ne kadar okumak, o kadar ekmek. Üç elma Bir varmış, bir yokmuş, la başlayan ve büyük bir heyecanla dinlediğimiz masalların sonunda genellikle gökten 3 elma düşerdi. Biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de masal kahramanının başına. Aslında kimin ne muradı varsa onun başına masallardaki üç elma ile ilgili çok şey duymuş olmalıyız. Çocuklara dalda duran üç elma şarkısını öğretirken olayın farkında değildik. Üç elmanın çocukluğumuza ait olduğunu sanıyorduk ama yanıldığımızı görmekte gecikmedik. Meğer neymiş üç elma? Mimar Tevfik Demir hatırlatınca, Kevser Yalçın'ın da makalesini okuyunca. Birincisi. Cennetteki yasak meyve İdemle Havva'nın da bu yasak meyveyi yedikleri için cennetten kovulduğu herkesin malumu. İkincisi Elma ağacının altında otururken ünlü İngiliz bilim insanı Isaac Neto'nun başına düşen Kafasında yalnızca küçük bir şişlik oluşmaz, bazı soru işaretleri de oluşur ve böylece yerçekimi kuvveti literatüre girer. Üçüncüsü Apple, elmanın ta kendisi. 1 Nisan 1976'da Stephen Wozniak ve Steve Jobs girişimiyle Kaliforniya'da bir garajda doğmuş. Şaka gibi. Steve Jobs, formda kalmak için her öğün bir elma yiyormuş. Isırılmış elma, idem ile havaya dünyanın kapılarını açtıysa bizlere de özgürlüğün kapılarını açabilir, diyormuş ve gelinen nokta ortada. Birincisiyle cennetten kovulduk ikincisiyle dünyada var olanın adını koyduk. Üçüncüsüyle kovulduğumuz yere dönüyoruz sanki. Herakles'e dünyanın ucunda, güneşin battığı yerde bulunan bahçedeki ağaçtan üç elma alıp gelmek görevi verilmesi. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalında cadı kraliçenin ödül olarak elma sunması. İsviçre'yi Avusturya İmparatoru 1. Albert adına yöneten vali geslerin, şapkasını meydanda bir direğe astırması ve gelip geçenin selamlamasını istemesi. Selamlamadığı için tutuklanan William Tell'in, ceza olarak oğlunun başının üzerine konan elma yıvurması. Da Vinci şifresinin de elma çıkması boşuna değil. Bilmezdik elmanın bu kadar önemli olduğunu, tarihine kısa bir yolculuk yapmadan önce. Masalları gökten üç elma düşünerek sonlandırmak, çocuklar için muhteşem bir final. Aynen havaya, suya ve toprağa düşen cemre gibi. Farkları birinin bitiriyor, ötekinin başlatıyor olması. Elma yerken, adı geçerken ya da ağacının altında otururken aklımızda bulunsun istedim. Dünyanın en çok tüketilen meyvesinin sıradan bir meyve olmadığı ortada. Hemen her bahçede yetişen, sofralarımızı güzelleştiren, iştahımızı açan ve bizim için fantastik bir ödül olan elmayı özellikle kabuğu ile tüketmemiz öneriliyor. Kırk derde deva olduğunu ise, mucize besin diyerek anlatmaya çalışıyor uzmanlar. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından üretimde üçüncü sırada bulunan ülkemizde en kolay ulaşılan meyve yalnızca masallarda kalmıyor, masalarımızdaki yerini de alıyor. İnşaat, insaf. Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü. Olimpiyat sloganının inşaat sloganı olarak algılandığı kanaatindeyim. 200 ü aşkın sektörü beslediği bilinen ve ülkemizi dünyada ikinci sıraya oturtan, inşaattan bahsediyoruz. Reklamların kralından, aklımızı başımızdan alanından aslında beklenen bir şeydi. Şehirlerin etrafı gece kondularla sarılınca, kenar mahallede gücüne güç katanlar, gökdelenlerin büyüsüne kapılınca olanlar oldu. Hem yabancıların da gözü kulağı Türkiye'deydi. Denizi, doğası ve havasında. Yerimiz dardı, sokaklarımız Arnavut kaldırımı. Alılarımız vardı, kalbimize açılan. Uzak yakın denmezdi, mahalleden mi mutlaka tanışırlardı. Bayramları, günleri, geceleri büyük bir aile gibi yaşarlardı. Komşu komşuya pencereden hal hatır sorar, düğünlerinde oynar, cenazelerinde ağlardı. İnsan, mahallesine girdi mi yere daha bir sağlam basardı. Ekonomi büyüyünce. Eski evler iş adamına, bürokrata ve sanatçıya dar gelince. Bir sabah uyandığımızda yalnızdık, yüksek duvarlarla çevrili güvenlikli sitelere taşınmışlardı. Şehrin kalbini kırmışlardı, dalını budağını. En yetkili ağızdan dile getirilmişti durumun mahameti. Dikey tamam, yataya devam özeti buydu ve yeni projeler için kıstas belirlenmişti. Mahallenin sıcaklığı özlenmişti anlaşılan. Komşuları, ışık yüzlü insanları. Selamları sabahları. Hayattan intikam mı alıyorduk ne? Yoksa şehre en yüksek tepesinden bakıp seni yendim diye seslenme içgüdüsü mü? Kimyamız bozulmuş, meydanlarımız unutulmuş ve mahallemiz tarumar olmuştu. Yıllar sonra şehre dönenler, karşılaştıkları manzarayla derinden sarsılmışlar, söyleyecek söz bulamamışlardı. Gözlerini kapasalar, dünyayı özledikleri renklere boyasalar. Sonunda şehrin yeni sahibinden yapma dercesine hesap sorsalar, inşaat, insaf. Türkiye dendiğinde akla inşaat gelmesi boşuna değil. Şantiyelerimiz dünyanın her yerinde. Prestij yapıların birçoğunda imzamızın bulunması gurur verici. Geleneğin teknolojiye direndiği, mimari çılgınlığın tüm hızıyla devam ettiği günlerde. Fotoğrafa bakıp ne diyelim? Çelik beton icat oldu, şehir bozuldu. Erzincan'a bağlanıyoruz. Demiryolu aşkımızın bir buçuk asra yaklaştığı günlerde. Trabzon, Erzincan'a bağlanıyor. Erzincanlı bir başbakana, Sayın Binali Yıldırım'a nasip oldu bu cümleyi kurmak. Aslında Trabzon, 12 Eylül döneminde dövme demirlerle Erzincan'a bağlanmıştı. Sıkı yönetim mahkemesine. Şimdi tesadüfe bakın ki yeniden bağlanıyor Erzincan'a ama bu kez dökme demirlerle. Güzergah da belli olmuş. Gümüşhane üzerinden dağlar delinerek İpek yolu, demir yoluna dönüşerek bir yandan Tiflis'e, diğer yandan da çarşambaya uzanırsa yaşam kalitemize de yeni bir boyut kazandıracak. Hızlı tren Trabzon'a ulaşınca İstanbul-Trabzon yolculuğunun 7 saate düşeceği söyleniyor. Doyumsuz manzara eşliğinde kitabınızı okuyacak, günlük hazırlıklarınızı da yapacaksınız. Kuşlar gibi uçarcasına, derin vadilerde görünüp kaybolurcasına. 11 Kasım'da bu köşede, hızlı trende gecikirse, demiş ve yazımızı şöyle bitirmiştik. Trabzon'u düşündükçe tren, bir kente bu kadar mı yakışır diyor insan. Karası çok görüldü, bari hızlısı daha fazla gecikmesin. Beklediğimize değsin, tren gelsin artık, hoş gelsin, sefalar getirsin. Şükürler olsun ki bölge insanının rüyası gerçekleşiyor. Türkiye'nin demiryolu olmayan tek noktası kalmıştı. Artık bundan sonra sıra dağların delinmesinde, rayların döşenmesinde. O kadar beklemişiz ki demir yolunu. Bir zamanlar reyting rekorları kıran yaprak dökümü dizisinin finalinde ailenin Trabzon'a yerleşmek üzere tren bileti alması günlerce konuşulmuştu. İstasyonlarda Trabzon'a bilet var mı diye soranlar bile olmuştu. İşin aslını öğrenmiştik sonunda. TCDD Genel Müdürü ile yönetmen anlaşmış, devam etmekte olan projeye kamuoyunun dikkatinin çekilmesi için böyle bir yöntem seçilmişti. Samsun Sivas, Sivas Yerzurum ve Afyon Adinar'la birlikte toplam 1000 kilometrelik hattın, Sivaslı dahi girişimci Nuri Demirağ tarafından Cumhuriyet'in ilk yıllarında tamamlandığını düşünürsek günümüz Türkiye'si için 200 km'nin lafı mı olur? Bu kısacık mesafenin demir ağlarla örülmesinin, dünyaca ünlü Forbes dergisi tarafından Türkiye'de en yaşanılabilir kent seçilen Trabzon, ve bölge için neleri değiştireceğini tahmin edebiliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde inşaat çalışmalarını gözlemlemek bile keyifli olsa gerek. Almanya'nın 46 bin km, Fransa'nın 31 bin km, İngiltere'nin 17 bin km ve İspanya'nın 14 bin km demiryolu ağına sahip olduğunu düşünürsek, 10.000 km ile yolun yarısına bile gelemediğimiz anlaşılır. Hiç tren resmi çizmediğimizi hatırlayınca, istasyonlarda sevdiklerimizi uğurlamadığımızı. En çok çocuklar sevinecek demir yoluna. Uçağın, geminin, arabanın yanına treni de koyacaklar, hem de hızlı olanını. Yolcu potansiyelini soruyorsanız Ankara İstanbul arası hariç ülkenin en canlı güzergahı. 200 km'yi aşan hız ve konforuyla hele bir hizmete açılsın. Sen o zaman gör Samsun'dan Artvin'e Karadeniz'i. Trabzon tren biletleri şimdiden satışa çıksa kapış kapış gider inanın. Hatta birkaç dizide Trabzon tren istasyonu sahnesi yer alsa. Hayalimiz, 2023'te yeni yıl tebriklerinin tren gelmiş hoş gelmiş ile başlaması. Şunun şurasında projelendirme, ihale derken ne kaldı ki? Yeni yılımız, 5 yıl sonra tren özlemimizin son bulması dileğiyle kutlu olsun. İpek Yolu İstasyonu demiryolu güzergahı belli olduğuna göre. Mevcut otogar, liman ve tren istasyonu, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı. İpek yolu istasyonu için şimdiden uluslararası bir projeyle, bira bismillah denmeli. Öyle bir istasyon ki Çin, Hindistan, İran ve Anadolu'dan izler taşıyan, Trabzon dendiğinde akla gelen bir istasyon. 5 yıl, göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bizler 5 beş dakikada Beşiktaş diye Üsküdar iskelesinde seslerini yükselten kaptanların torunlarıyız. Yeter ki Erzincan'a bağlanalım. Şafak sayan askerler gibi seve seve 5 yılda Trabzon der ve bekleriz. Yağmurun sesine bak. Herkesin hayalindeki fotoğraflardan biri. Şöyle bardaktan boşalırcasına bir yağmur yağsa. Sonra Doya doya ıslansam yağmur altında. Sığınacak bir yer aramasam. Aşk gözünü kör etmiş senin. Böyle bir şey işte. Yağmurun keyfini sürebilsek. Köy evimizin kiremitlerine, yayla evimizin hartamasına düşen damlalar. Çocukluğumuzun unutulmaz anıları içinde baş köşedeler. Sonra yağmur değil, telaş başlıyor. Dünyanın pek çok yerinde, ülkemizde, bölgemizde. Meteorolojinin verilerini dikkate alan vatandaş şaşırıyor doğal olarak. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın yağmurdur, gelir. Hoş gelir, safa gelir de hiç hoş değil. Yağmurun sevdiği semtlerde vatandaş perişan. Kovalarla su boşaltmaya, mobilya ve beyaz eşyaları kurtarmaya çalışırken görmüşsünüz aslında yüzyıllık yalnızlık gibi bir şeydir yaşanan. Nobel ödüllü Gabriel Garca Murkez'in zorluklarla geçen çocukluğunu anlattı ve iki yılda yazdığı romanı için söylediği düşünmek ve planlamak 15 yılımı aldı sözlerini hatırlatmak istiyorum. Uzun yıllardan kaynaklanan ve sürekli ertelenmekten kangrene dönüşen sorunların üstesinden gelmenin kolay olmadığını biliyoruz. Şehirler dönüşürken, Kültürümüzün bir parçası olan gece kondular yerlerini gündüz kondulara bırakırken, eski görüntüler iyice azaldı, silikleşip kayboldular. Zaman zaman bahçeli evlerini, gece kondularını özleyenlerle konuşur, dört duvar içine sağmadıklarını duyar, empati yaparız ama başka bir çıkış yolu da bulamayız. Her şeye rağmen keyfimizi kaçıran haberlerle günümüzde eskiye oranla pek fazla karşılaşmıyoruz kent sakinleri olarak artık yağmurdan ve kardan keyif almak istiyor. Her düşen damlanın, tanenin felakete dönüştüğü yılları ise hatırlamak bile istemiyoruz. Trafik felç olursa, çatı akıtırsa, su basarsa, iş aksarsa, fakat bazen yenik düşüyoruz doğanın gücüne, elimiz ayağımıza dolaşıyor, beklemekten başka bir çaremiz kalmıyor. Çünkü bir felakettir yaşanan. İnsanlık, büyük felaketlere karşı henüz çaresizdir ve yapabilecekleri sınırlıdır. Zaman değişiyor, şartlar değişiyor ama değişime inatla direnenler de var. Dere yatağına ev yapan, yapılan evden daire satın alan vatandaşlarımızın artık bir kez daha düşünmesi gerekiyor, bir kez daha. İzin veren belediyelerinde, yaşanmış felaketlerden ders alarak, Yöneticiler nerede? sorusunu sormadan önce dönüp kendimize bakarak. Gerekçemiz ne olursa olsun günahın çoğu bizde. Yeniden tuhaf bir topluma dönüşmek istemiyoruz. Yağmurdan kaçan, kardan uçan. Yağmur berekettir, kar bereket ve biz bu kültürden geliyoruz. Yağmur ve karla barışık semtler en ücra köşelere kadar yaygınlaşmalı. Batı kaç yılda batı olmuş? plan, altyapı, disiplin ve süreklilik deniyorsa boşuna değil. Hepimize çok önemli görev ve sorumluluklar düşmekte. Yağmurdan ve kardan söz açılmışken. Zemin kaygan. Sanatçılara ilham kaynağı olan, sessiz çoğunluk için ne zaman, ne olacak? Gelin, yeni yılda yağmurdan ve kardan payımızı alalım. Altında ıslanmak, üstünde kaymak gibi büyük ustaları selamlayalım. Yağmurun sesine bak. Meydan. Ben, meydan dendiğinde Trabzon anlarım. Taksim. Payitahtla yarışan, şehzadeler yetiştiren şehrin kalbi. Karadenizli'nin uğrak noktası. Ya giderken ya dönerken mutlaka soluklandığı. Meydan, tarihi havasıyla sizi sarıp sarmalarken Trabzon spor logosuyla daha bir anlam kazanmış. Çevresindeki kafe ve restoranlar, meydan a karşı kurdukları masalarda müşterilerine nezih bir ortam sunuyorlar. Yerli ve yabancı konuklar için görmeden gitme, denen yerlerin başında gelmesi boşuna değil. Sıradan bir mekanda değilsiniz artık. Marco Polo, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Evliya Çelebi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün adımlarına tanık olan bir meydandasınız. Meydan dendiğinde. İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. pınarda er meydana olur, güreşir, Mohaç'ta savaş meydana olur, buruşursunuz. Bana meydanlarını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Meydanlar, bizim ve bizden öncekilerin dokunduğu alanlar, ağaçlar, taşlar. Zamanın tanıkları. İçinden ya da yanından geçtiğinizde, sayfalarda, ekranlarda gördüğünüzde. Sesler duyarsınız, kalabalığın ortasında kalırsınız, kan ve barut kokusu gelir burnunuza. Moskova'da Kızıl Meydan, Pekin'de Tiananmen, New York'ta Times, Londra'da Trafalgar, Paris'te Concorde, Berlin'de Potsdam, Vatikan'da Aziz Peter ve Tahran'da Özgürlük. Ya Türkiye'nin meydanları? İstanbul'da Sultanahmet, Beyazıt, Taksim, İzmir'de Konak ve Ankara'da Kızılay meydanlarına. Ünlü gazeteci ve yazar Hakkı Devrim'in genel yayın yönetmenliğinde hazırlanan geçmişin Google'ı, kütüphanelerimizin ağır vasıtası meydanlar olsa ansiklopedisini de ekleyelim. Fakat ille de İstanbul Taksim Maksem adı verilen ve şehir suyunu çevredeki çeşmelere taksim etmek için yapılan su deposundan dolayı semtin adı Taksim vermiş. Ve geçmişte su dağıtan Maksem, günümüzde sanatla yolculuğuna devam ediyor. Şehirler meydanları ile anılır derler. Doğup büyüdüğünüz ya da ait olduğunuz şehrin meydanını mırıldandığınızı duyar gibiyim. Meydanlar biraz da gönlümüze benzer. Sınırsız sonsuz. Yollarla binalarla sıkıştırılmamış, ağaçları kurutulmamış. Çimen çiçek mi dediniz? Adeta cennetten bir köşe. Sevdiklerin, senin misafirin, sen de onların ne çok sözümüz var, meydan ile ilgili. Meydan okumaktan, meydanı boş bulmaktan, meydandan çekilmeye kadar. Keşke şehirler, kasaba ve köyleri bir büyütarken meydanlar da hatırlansa. Her semtin bir meydanı olsa. Meydanların çevresinde büyüse şehirler. Şehirlerin ortasında insanlar tarihi ve huzuru hissetseler. Meydanlar özgürlüktür aslında bazen kaldırımlara kök salmanın zorluğunu öğretirken, şehre yedi kat yabancı olduğumuzu da hatırlatırlar. İnsanlar, kalabalıkla birlikte özledikleri büyük yalnızlığa da burada kavuşurlar. Bazen sabahlara kadar ağlar, şehrin saçlarını tarar, yarasını sararlar. İşin özeti şu, meydana geliyoruz ve meydandan gidiyoruz. Bu metcezir arasına da ömür diyoruz. Silinmeyen numaralar. Cep telefonlarıyla birlikte rehberler tarihe karıştı. Masalarımızın üzerinde ve çantalarımızda adeta başucu kitabı gibiydiler. Elimizin altında, gözümüzün önünde. Özel kalemler için paha biçilemezdi, iletişim söz konusu olduğunda imdada yetişirlerdi, çünkü oradaydılar. Dönem teknoloji dönemi dediklerinde yaşlısı genciyle hakkını vermiş, akıllı telefonları kimselerin beklemediği bir kullanım yüzdesine erişmiştik. Rehberlerin çoğu, yeniliğe biraz direnseler de dayanamamışlar, ortalardan kaybolmuşlardı. Teknolojinin bize bir oyunu mu bu? Her şey Alexander Graham Bell yüzünden. O telgraf çekilirken insan sesinin karşı tarafa aktarılamadığından dolayı kolları sıvıyor ve bu aleti buluyordu. Numaralar, hayatımıza yön veriyorlar, bizi aşıyorlar ve bizden çok yaşıyorlar. Bazıları sahipleriyle o denli özdeşleşmiş ki onlar hayatta olmasalar bile sevdiklerinin rehberlerinde yaşamaya devam ediyorlar. Silinmeyen numaralar zamanla hepimizin rehberinde daha da artacak. Bilinmeyen numaralar, dan, silinmeyen numaralar, a. Pek çoğunu silmeye elimiz varmayacak, yüreğimiz. Bizler başkalarının rehberlerini, başkaları da bizim rehberimizi oluşturuyor. Hemen her gün yenilerini eklediğimiz oluyor. Çünkü hafızaları eskisi gibi değil artık. Fotoğraflar, videolar ne bulursak doldurabiliyoruz. Sınırsız, sonsuz bir çuval gibi. Her an yeni şeyler öğreniyoruz bu küçücük dünya malından ve onun hakkında ne kadar az bilgi sahibi olduğumuzu anlıyoruz. Kısa bir süre içinde sosyal medya kullanım kursları yaygınlaşırsa hiç şaşırmayalım. Onunla yatıyor. Onunla kalkıyoruz çünkü. O elimizdeyken gözümüz başka bir şeyi görmüyor, kulağımız duymuyor. İnsanoğlunu fetheden en büyük icat. Bizi milyonların ortasına fırlattığı gibi bazen de yapayalnız bırakıyor. Hemen her gün bazı haberlerle derinden sarsıldığımızda biliyoruz ki bir daha geri gelmeyecek sevdiklerimiz, dostlarımız, en yakınlarımız. Fakat bizde bir emanetleri kalmış, kıyamadığımız fotoğrafları, hediye ettikleri kitapları, oyuncakları ve güzel sözleri gibi. Burnumuzun direği sızlarcasına bir silinmeyen numarayla daha yaşamaya başlıyoruz. Bir numara daha, bir numara, bir. Ara ara rehberimize göz attığımızda karşılaşıyoruz onlarla, oradalar. Sanki daha dün telefon açmış gibiyiz, sözleri kulaklarımızda çınlıyor, sosyal medyada bir yolculuk başlatıyoruz, ne zaman, nerelerde neler yapmışız. Düne göre adeta bir ofise, eş değer kapasiteye sahip teknoloji harikasını ceplerimizde taşıyoruz. Bazen abarttığımızın da farkındayız, ona çok sık zaman ayırdığımızın. Gözümüz kulağımız onda, çünkü hayatımızı yönlendiren büyülü kutu o. Yakında hepimizi şaşırtacak haberlerin ardından yenilerini beklemeye başlayacağız, en yenilerini. Silinmeyen numaralar basına yansıyan haberlerden, dostlarımızdan duyduklarımızdan, sosyal medyadaki paylaşımlardan anlıyoruz ki numaraları silmek öyle sanıldığı kadar kolay olmayacak. Çok yakında bir sanal mezarlık olabilir, silinmeyen numaralar gibi silinmeyen tüm hatıralar da orada yerini alabilir. Bu konuyu pek çok arkadaşımla konuştum. Meğer ne kadar da ortak noktamız varmış, hemen herkes bu numaralara kıyamadığını anlatıyor hala arayanlar oluyormuş, biraz bekleyenler. Sanki sesini yeniden duymuş gibi, ya ne olur konuş benimle diyenler. Akıllarının bizde kaldığını gösteren içi dopdolu cümleler. Annem. Şimdi havalar soğumuştur, kalın bir şeyler giy, aç çıkma evden. Ütünün fişini çekmeyi unutma, bir de tüp, son bir kez bak. Çok fazla dolaşma sokaklarda, karanlıklara karışmak için bekleyenleri biliyorsun. Evden çıkarken duanı unutma, komşuları selamlamayı da. Bahçeye kuşlar için su ve buğday. Balkondaki begonyalar ve sardunyalar. Daha neler? Düne kadar bize bir telefon kadar yakın olan o güzel insanlar artık yoklar. Bu kaçınılmaz sondan hiç kimse kurtulamayacak, ne kötü silinmeyen numaralar üzerinde tahminlerimizden fazla kafa yorulacak. Hüzün mevsimine yelken mi açmak istiyoruz? Elimizin altında her şey. Bazılarını ezbere bildiğimiz, müzikte fotoğrafla süslediğimiz numaralar. Hayatımıza renk katan, ekranda görüldüğünde bizleri alıp götüren numaralar. O numaralara kıyamıyoruz ya. Aslında her şey bizimle ilgili, çünkü aynı şeyin bize de yapılmasını hatırlatmak için çırpınıp duruyoruz. 7. Çok geç. Liseye yeni atanan resim öğretmeni ilk derste şaşırtmıştı. Herkes istediği resmi çizebilir. Nereye? Herhangi bir kağıda, deftere. Ne yapmaya çalıştığını merak ettiler ama biraz daha beklemeleri gerekiyordu. Tamam dedikten sonra resimlerin bazılarına gözlerini kısarak, bazılarına da dudak bükerek baktı. Masasına geçti. Öğrenciler hareketlerinden ve mimiklerinden öğretmenlerinin pek de mutlu olmadığını anlayabiliyorlardı. Resim yapmayacağız çünkü hiçbirinizde o yetenek yok. Şaşkınlıkları daha da büyüdü gençlerin. Lise son sınıfta okuyorlardı ve böyle bir durumla karşılaşacaklarını asla düşünemezlerdi. Ne yapacağız? Hani sizde o yetenek yok dedim ya. Ben de ünlü ressamların hayat hikayelerini, resim akımlarını anlatırım. Nasıl? Öğrenciler resim derslerini iple çekmeye başlamışlardı. Bu derste kime anlatacak acaba? Picasso, Salvador Dali, Van Gogh ve daha nicelerinin maceralarla örülü hayatlarını. Empresyonizm, fütürizm, kübizm ve realizm gibi akımları Liseli gençler, yarım asır sonra, pilav günü, inde buluştuklarında konu resim öğretmeniydi. Aralarından resimle ilgilenen bir kişi bile çıkmamıştı, ama ressamların hayat hikayeleriyle resim akımları dün gibi akıllarındaydı. Anlatmaya başladıklarında kendileri bile şaşırdılar. Severek dinlersen unutmuyorsun. Sevdirerek anlatırsan unutulmuyorsun. Açevin Anne Çocuk Eğitimi Vakfı hazırladığı Yedi Çok Geç adlı kitabı yeniden elime aldığımda çocuklar ve gençler için ne kadar da geciktiğimizi düşündüm. Okul öncesi ve ilkokulda yeterince yanlarında olamadığımız, destek sunamadığımız çocuklar liseye geldiklerinde işimiz daha da zorlaşıyor. Derste ders yapmamak gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Bilim, sanat ve spor emek ister. Eğitimciler ve eğitim yöneticileri yalnızca duyarlı olmakla kalmayıp, işbirliği yapacakları kişi ve kurumlarla da iletişime geçmeliler. Yoksa bizler çok daha resim dersinde fizik, müzik dersinde de kimya için izin veririz öğrencilerimize. Kalkınmanın lokomotifi olacak bir şey lazım. Yurttaşları derinden etkileyecek, memleket haritasında uçtan uca heyecan uyandıracak. Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar ülkesinde anlattığı Finlandiya'nın küllerinden yeniden dirilmesi gibi. Cumhuriyet döneminde en çok okunan kitap olması tesadüf değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayran olduğu ve tüm okulların, özellikle de askeri okulların programına dahil edilmesine emrettiği bir kitap. Aslına bakılırsa fiziği düzelttik ama kimyada durum o kadar iyi değil. Yeni sınav sistemi, çocuklarımıza biraz nefes aldıracak gibi. Yarış çılgınlığı yerini bilim, sanat ve spora bırakacak. Ana caddelerdeki dükkan görüntüleri bizi endişelendirmeye devam ediyor çünkü sürekli tüketiyoruz. Yiyoruz, giyiyoruz ve konuşuyoruz. Eğitim için "yedi çok geç" diyenlere kulak verelim. Gözlerimizi beyaz zambaklar ülkesine çevirelim ve bir kez program yaptık mı, demir senaryo gibi olsun, değiştirmeyelim. Yalan. Öylesine güzeldi kadın. Öylesine güzel gülüyordu adam. Görenler kıskandı. Görenler rüya sandı. Kadının gözleri ışıktı. Yüzü ışık. Yanı başındaki adam. Güya kadına aşıktı. Anlattıkları yalandı. Bakışları yalan. Kalktılar gittiler. Yalandı yanlarına kalan. Henüz konuşmayı öğrenmeden yalan ı öğrendiğimizi söylüyor uzmanlar. Yalancıktan ağlayarak istediğimizi yaptırıyormuşuz aile büyüklerimize. Öyle veya değil. Yanlış ve günahla bütünleşen yalan, gerçekimi gibi hayatımızın bir parçası olmuş. Ekranlarda, sinemada izledik soluk soluğa şarkılarıyla büyüdük. Önüne beyaz, küçük ve tatlı sözcüklerini getirerek durumu yumuşatmaya, masum göstermeye bile çalıştık. Eğitimle birlikte inanç da devreye girdi ama o yoluna devam etti. Doğru, pabucunu giymeden yalan dünyayı dolaşırmış. Bize yönelik bir tehdit algılandığında başlıyormuş. Erkekler kendilerini daha iyi göstermek için. Kadınlar ise kendilerini daha iyi hissettirmek için söylüyormuş. Bir kere dünyaya bile yalan diyerek kaç bölüm gülmüşüz. Her ne kadar orijinal adı yan restless olsa da sırf baş harfleri tutsun diye konan yalan rüzgarı cuk oturmuştu diziye. Müptelası olmuşuz ki 37 yıl rüzgarına kapılmışız ve 10 bine aşkın bölümüyle TV tarihinin rekorunu kırdırmışız. Sonra gün gelmiş makinesini icat etmişiz kan basıncı, terleme ve elektrik oranlarımızdaki değişimi ölçerek yalan söyleyip söylemediğimiz anlaşılıyormuş. Şarkılarını söyleyip, dizilerini izlerken aynı zamanda şiirlerini dinleyip, kitaplarını da okumuşuz. Mark Twain, Yalanlar, Kahrolası Yalanlar ve istatistikler diye üçe ayırmış. 3 Nisan 2015'te kaybettiğimiz ünlü sanatçımız Kayahan Acar ise, ben Anadolu çocuğuyum, adlı şiirinde, yılandan korkmam yalandan korktuğun kadar, demiş. Yalan söyledikçe burnu uzayan ve başı beladan kurtulmayan Pinokyo ile başlamışız. Sonra Tahsin Yücel, Cami Mekguire, Emile Ayar ve Sam Harris'in yalanları. Mustafa Müftüoğlu'nun yalan söyleyen tarih utansın, ı. Necip Fazıl'ın aynadaki yalan, ı. Oğuz Benlioğlu'nun yalan radarı. Ali Cemillerin, beden asla yalan söylemez, iyi, Aleksandros Adamopoulos'un, 12 artı bir yalan, ı. Samantha Grace'in aşkta yalan olmaz, ı ve Mehmet Ünal'ın şeytanın çerezi yalan, ı. Edebiyatımızın da birazı yalan anlaşılan. Bilgi güçtür, akıl yol gösterici. Yalan ise şeytan süsü de denen karanlıkların efendisi yalan söyleyenler bu gece ışıkları yakmasın, dediklerinde şehirde göz gözü görmez sanki. Ya da itiraf sırası sende oyununda gerçek, yalnızca gerçek dile getirilse. Birçok kere, hiç yok yere, durup dururken sana yalan söyledim. Niçin diye sorgulamanın bir anlamı yoktur artık. Hafızamızdan doğru söylemek gerekirse, cümlesini silip attığımızda, yeminlerden medet ummadığımızda, Gözlerimizi sağa sola kaçırmadığımızda, işte o zaman yolu doğru olanların yükünü taşıyabiliriz. Kurşun kalem hiç aklıma gelmemişti. Kurşun kalemle kurşunun bir ilgisi var mı diye. Biri ortaya çıkışından itibaren uygarlığın daha da ileri taşınmasını sağlıyor. Diğeri ise zehir ölüm ve ağırlığı çağrıştırıyor şekilden şekile girse de kurşun kalem tahtını koruyor. Yazdıkça küçülüyor, mum gibi bir şey. Bir düşünsenize ne ilginç hatıralarımız vardır kalemlerle. İyice küçülmüş kalemlerimizle kalem almaca diyerek yarışırdık teneffüslerde. Bu yüzden küçükleri önlük ceplerimizde, büyükleri ise çantalarımızda bulunurdu. Uygarlık, daha çok yazalım diye nasıl da üretiyor bizim için. Kurşun kalemin yolculuğunu anlatan videoyu izleyince. Masamızın üzerinde, defterimizin arasında, kulağımızın arkasında, kalemliğimizde bulunan çağın en değerli objesinin de hikayesini öğrenmiş olduk. Tabletlerle başlayıp papürüsler sayesinde yazma işini biraz daha geliştiren insanoğlu, hayvan derilerinden sonra kağıt ve mürekkeple devam ettiriyor yolculuğu. Yeniden başa dönmesini de anlayabiliyoruz, tablete ve kurşun kalem. Onlarca maddenin karışımıyla elde ediliyor ama ana maddesinin grafit olduğunu pek çoğumuz bilmiyoruz. Bu arada ülkemizde yeterince bulunmayan bu madeni ithal etmek zorunda kaldığımızı da öğreniyoruz. İyi de kurşundan yapılmayan kurşun kalem için bu yanlış isimlendirme nasıl ortaya çıkmış? Grafiti bulan bilim adamının onu bir tür kurşun elementi sandığı için böyle isimlendirdiği ve adının da öyle kaldığı söyleniyor. Uygarlığın olmazsa olmazına bu açıdan baktığımızda zehir, ölüm ve ağırlığı düşünmüyoruz bile. Yazdıklarımız, bazen kurşundan daha zehirli, daha ağır ve öldürücü olmuyor mu? Aslında kurşun kalem ifadesinin yanlışlıkla verildiği söylense de yanlışlığı yapana bir teşekkür borçluyuz. Çünkü kalemin ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor bize. Saldırganlıkta sınır tanımayan, en sivri kelimeleri kullanarak muhataplarına acı verenler bir tür savaşçıya dönüşüyorlar. Ellerine silah verseniz bu denli ölümcül olamayacakları kesin. Kalemin uygarlığa kayıt düşmenin yanı sıra ne denli tehlikeli olabileceğini de buradan anlıyoruz. Yazı yazan, proje çizen, beste yapan insanlar için kalem sıradan bir ürün değil. O duygu ve düşüncelerimizin aktığı bir nehir gibi dolaşır durur sayfalarda, elimizde, cebimizde, çantamızda. Bir nokta kadar küçüldüğüne aldanmayın. Yatağına sığmayan nehre dönüştü anlarda olur. Güzel fikirler sabaha karşı gelir, başucunuzda mutlaka kalem kağıt bulundurun. Günümüz teknolojisi her şeyi kolaylaştırdı ama geçmişi, bir cümleyi hatırlamak için sanatçıların kendileriyle nasıl mücadele ettiklerini düşünelim bir kelimeyi, notayı, formülü nasıl aradıklarını. O anda yoksa bir kalem yanlarında. Belki de bu yüzden pek çok problem çözülemedi, pek çok roman yazılamadı, şarkılar bestelenemedi, projeler çizilemedi. Makaleler yarım kaldı, şiirler, oyunlar, hikayeler. Ellerinde kalem olanlara duyurulur. İçimizdeki zehir, kurşunla birleşince biz de tanınmaz hale geliyoruz, yazdıklarımızda. Elinizde kalem varsa yalnızca kahramanlarınızın yaşadığı ülkenin kralı olabilirsiniz. Diğerleri için zehir zemberek olmanıza gerek yok. Dünyanın kalemin ucunda olduğunu yaşayarak öğrendik. Kağıda dokunan kalemin kibritten daha çok yangın çıkarması bu yüzden galiba. Biz birbirimizle savaşırken kara bulutlar sürekli bizim coğrafyamızın üzerinde kan ve gözyaşı eksik olmuyor. Avrupa'ya doğru yeni bir kavimler göçü yaşanıyor. Aslında 2000 yıl önceki ilk göç, Türkler yüzündendi. Sen, batıya doğru atını sürer, Ostrogotları ve Vizigotları da yerlerinden yurtlarından edersen. Avrupa'nın temelleri bu göçle atılır, sosyal ve siyasi durumu şekillenir. Günümüz kavimler göçünün güzergahı ise ağırlıklı olarak Türkiye üzerinden. Kuzey Afrika, Suriye, Irak, Afganistan ve Pakistan'dan Avrupa'ya. Yalnız bu kez, sosyal dokuyu zenginleştirme dışında ilk göç gibi işgal niyetleri yok. Aslında ektiğini biçiyor Batı. Asırlardır kendisi dışındaki dünyayı kaynar kazana dönüştürmek için tüm oyunları deniyor, sınırları kendisi çizdiği için sorunları da güya kendisi çözmek istiyor. Doğup büyüdükleri topraklardan bir an önce uzaklaşmak isteyen insanların cansız bedenleri toz duman arasından çıktığında ya da sahile vurduğunda timsah gözyaşları döküyor. Mağduriyetlerinden bizzat sorumlu olduğu canları, göç istasyonu şeklinde tanımladığı Türkiye'de tutmak için milyarlarca euroluk vaatlerde bulunuyor. Özellikle Osmanlı coğrafyası ve Müslümanların yaşadığı her yer kan gölü. Büyük başkentlere bakılırsa bu oyunun uzunca bir süre daha oynatılacağı anlaşılıyor. Bu işten de ekmek çıkarmaya çalışacaklar. Bol bol film yapacak, roman yazacak ve konferans düzenleyecekler. Biz, birbirimizle savaşırken bir bakalım neler neler olmuş. Sürücüsüz otomobiller, insansı robotlar, üç boyutlu yazıcılar. Giyilebilir teknoloji, yapay zeka, biyonik göz sanal ve artırılmış gerçeklik. Liste uzatılabilir ama gerçek değişmez. Daha çok neyle ilgiliysen, olsun. Sürekli savaşla uğraştığınız, hemen her gün cenaze kaldırdığınız ve taziyelerde bulunduğunuz bir ortamda önceliğiniz, uzayı düşünmek, insansı robotlarla sürücüsüz otomobillere kafa yormak değildir ama. Atı alan Üsküdar'ı geçti de diyemiyoruz, çünkü at da bizim, Üsküdar'da. Halk kahramanımız Köroğlu'na ait bir hikayedir. Çalınan atının izini sürerek İstanbul'un Avrupa yakasında bir at pazarında bulduğu kıratına atladığı gibi gözden kaybolur. Bu hikayeden yola çıkarak kaybettiklerimizi bulacağız ve soluğu yine zirvede alacağız gibi bir his var içimizde. Uygarlık yarışında Mevlana'nın işaret ettiği yerdeyiz. Amdık, piştik, yanıyoruz. Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış derler ama biz, komşularımızdan daha çok üyesi olduğumuz örgütlerle sorun yaşıyoruz. Kendi silah ve mühimmatını üretmeye başlayan, 2023'te dünya savunma sanayi ihracatı sıralamasında 25 milyar dolarla 10. sırayı hedefleyen Türkiye, içeride ve dışarıda gücünü kanıtlayan ordusuyla ikinci kez Suriye'de. Büyük devletlerin, küçük küçük meydan okumalara tahammülü sınırlı olup, Eskilerin uhulet ve suhuletle dedikleri dönemde çok gerilerde kalmıştır. Biz birbirimizle savaşırken canımız yana yana gerçekleri gördüğümüz, dost düşman kimmiş diye unuttuklarımızı hatırladığımız sırada bir zamanlar sınırlarını çizdiğimiz batıya bizim yapamadığımızı yaptı. Uyuyan devi asırlık uykusundan uyandırdığı için teşekkür borçluyuz. Karadeniz, dansın doğduğu deniz. Bir tarafta bir taraf deniz. Ortasında biz. Biz dağ aslanları. Deniz kızları. Biz denize benzeriz. Ne olduysa son 50 yılda oldu. Hızına ayak uydurulmakta zorlanılan, izleyenlere görsel bir şölen sunan Horon, ülkeyi sallarken dünyanın pek çok noktasından da ödüllerle dönüyordu. O kadar ki yarışmada horon ekibi varsa birinci belli diye konuşulur olmuştu. Dev şovları izleyenler birbirlerine Karadeniz müthişti diye mırıldanıyorlardı. Sahnelere çok yakışıyor, kemençe, kaval, davul zurna ve tulumla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyordu. Ve bu muhteşem oyun, Üstad Niyazi Tarakçıoğlu'nun elinde horonum diye destanlaşıyor, ne söylenmesi gerekiyorsa bizim adımıza dile getiriliyordu. Horon, bu tek kelime neler ifade etmez. Yüzlerce mısra yazsam onu tarife yetmez. Onsuz tarla ekilmez, onsuz biçilmez başak. Onsuz fındık toplamaz Karadenizli uşak. Horon, başka nasıl anlatılabilir ki? Şiirin tamamını okuduğunuzda daha bir derinden hissediyorsunuz ve horonun yalnızca bir oyun olmadığını daha iyi anlıyorsunuz. 1920 yılında Trabzon Ortahisar'da doğan şair ve tiyatro yazarı Niyazi Tarakçıoğlu, bu şiirin yazılış hikayesini şöyle anlatıyor. Bana, Horon şiirini yazdıran Tonya Horon ekibi olmuştur. İl dışı gösterilerimize ilk defa Erzurum'da katıldık. Horon şiirimi de orada yazdım. Şiirleri ve tüm yazıları, ölümünden 23 Mart 1996, iki yıl sonra Hüseyin Albayrak tarafından, bir Trabzon sevdalısı Niyazi Tarakçoğlu, adıyla yayımlanan saygıdeğer ustamızı minnet, şükran ve rahmetle selamlıyoruz. Ölüm yıl dönümü yaklaşırken sevenleri, yazar ve akademisyenlerin katılacağı, anma günü, gerçekleştirilmesinin, manevi mirasına saygı açısından çok yerinde bir karar olacağına inanıyoruz. Trabzon'da çıkardığımız Horon dergisindeydi şiir, Halk oyunları Türkiye finali için Sivas'a giderken de uğur getirsin diye yolda birkaç kez okuduğumu hatırlıyorum. Kapalı spor salonunda horon ekibimizle birinci olduğumuz açıklandığında çocuklar gibi havalara zıplamış, arkadaşlarıma sarılmıştım. Sevincimize ortak olan Karadenizli bir izleyicimizin, artık ölsem de gam yemem, sözü hala kulaklarımda. Horon nasıl da heyecanlandırıyor insanları, buluşturuyor, birleştiriyor, coşturuyor. Endişelendiğimiz yıllarda oldu. Rock and roll, tango, rumba, cha, -cha twist, hip-hop ve breakdance, bizim oyunlarımız unutulacak mı diye kafamızı az karıştırmamıştı. Dere akmış ve yatağını bulmuştu sonunda. Halk oyunlarımız köy düğünlerinden başlayarak kasaba ve şehirleri birer birer ele geçirmişti. Masal diyarı Kafdağın kıyısında Zümrüd Ankara'nın renklerine bürünen, dansın doğduğu deniz denen Karadeniz'de. Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta bulunan, dünyaca ünlü sanatçıların el ve ayak izleriyle küçük notlarının yer aldığı Hollywood Bulvarı, örneğinden yola çıkılarak her kentte bir Horon Bulvarı ve Bulvarın açıldığı Horon Meydanı olmalı. Sanatçılarımızla birlikte Horon'un günümüze ulaşmasında emeği geçen atsız kahramanları da unutmadan. Çocuklar ve gençler, tüm açık hava gösterilerini mutlaka bu meydanlarda sergilemeli. Özellikle de Horon'u denizlerin dağların çocukları. Üzerlerine kapılar, gözlerine gözler kilitli. Görmezler sönmüş ocakları, bilmezler olmuşları olacakları. Ölüm onlar için çocuk oyunu. Yok korktukları korkacakları. Bir pusu iki dirhem bir çekirdek. Denizlerin dağların çocukları. Bir selvi ağacının gölgesinde değil mezarları salıncakları. Çalıkları türküler. Rüzgar oyuncakları. Ağaç ve deniz. Sürekli eğikti boynu. Kuzey rüzgarından. El sallar gibi dururdu dalları. Dalları değil. Sanki kolları. Gemiler tanırdı. Gemiciler. Ev gibi bir ağaçtı. Ev gibi evin önünden geçerdi yolları. Kuşların yuvası ondaydı. Ovası onda. Gemicilerin gözü. Gemilerin havası onda. Görkemi çok uzaklara gider. Uzakları yakın ederdi. Ayrılan sevgiler sevgililer. Ona kırılırdı her şey. Denizin bittiği yer. Gözlerin karası onda. Ev gibi bir ağaçtı. Ev gibi. Gemilerin uğruydu. Gemicilerin türküleri onda. Mevsimlerle inatlaşırdı bazen. Sonbaharda yeşil onda. Dallarına kış konardı. Kuş gibi. Siyah beyaz. Deniz kuşları onda. Günün ilk ışıkları onda. Balıkçılar ellerini ona açar. Alarını ona atardı. Bolluk bereket. Şans kapısı. Balıkçının kalbi onda. Tepesi onda. Ev gibi bir ağaçtı. Ev gibi. Denize karşı. Deniz alabildiğine mavi çarşı. Kimseler bilmezdi bildiğini. Bildiği. Ömrüne ömür katan. Maviydi yosun yeşiliydi. Gemiydi gemiciler sevgiydi. Ev gibi bir ağaçtı. Ev gibi. Deniz aslanları onda. Deniz kızları onda. Hadi gel. Hadi gel. Yağmur gibi yağalım. Hadi gel. İnadına inat. Yağmur sonrası. Bereketli topraklara. Güneş gibi doğalım. Ki güneş gündür. Ay gece. Hadi gel. Yıldızların altında. Gözlerden uzak. Göze göz. Göz göze. Yıldızlardan mutluluk sağlım. Ki yıldızlar düğündür. Hadi gel. Nohut oda bakla sofa. Penceresi bahçeye açılan. Bahçede bahçe hani. İçinde güller çiçekler. Misler gibi kokus açılan ki güller gül yüzündür. Sen gül bendiken dünyaya sığmayız ya. Ha gayret sığdık sağalım ki ayrılık hüzündür. Yazsam ne olacak? Hani bir belirsizlik var ya. Yol uzun yolculuk meşakkatli. Elimiz tam kaleme gidecek klavyeye dokunacak yazsam ne olacak? Cümlesi devleşerek üstümüze üstümüze gelince bir tereddüt yaşıyoruz. Oysa bu dünyada söyleyecek sözü olan söylesin. Yazılacak yazısı olan yazsın. Brezilya'nın Sao Paulo şehrinin Favela adlı gece kondu semtinde, yaşamaktan daha zor bir şey yoktur, diyen Carolina Maria de Jesus, şehir çöplüğüne her gidişinde bulduklarını defterine yazmasaydı gece kondularda çekilen acıları destansı şekilde anlatan ve günümüze kadar milyonlarca baskısı yapılan çöplük olmayacaktı. Boşandıktan sonra bebeğine bakmakta zorlanan ve devlet yardımı alan. İlk iki romanını gömdükten sonra yeni romanını yazmaya karar veren J. K. Rowling, yayın tarafından defalarca reddedildiğinde pes etseydi, Harry Potter ortaya çıkmayacaktı. Yahudi olduğu için Almanlar tarafından, Almanca konuştuğu için de Çekler tarafından sevilmeyen, çok kötü bir çocukluk dönemi geçiren. Yaşarken yalnızca bazı öyküleriyle Dönüşüm adlı eseri yayınlanan. Yazarak yaşayabildiği halde iyi bir yazar olamadığını düşünüp tüm günlüklerini, notlarını ve eserlerini ölümünden sonra yakılması için en yakın arkadaşı Maksimum Broda veren her devrim gün gelir buharlaşır, ardında yapış yapış bir bürokrasi kalır, diyen. 40 yaşında veremden ölen, Prag dendiğinde ilk akla gelen ve müzeye dönüştürülen evi mutlaka ziyaret edilen dünya edebiyatının en önemli ismi Franz Kafka. Dilek Üden, bugün başyapıt sayılan ünlü eserlerin yayın evleri tarafından reddedilme hikayeleri adlı araştırmasında. Dünyanın en çok okunan fantastik romanlarından J.R.R. Tolkien'in eseri, Yüzüklerin Efendisi, gönderildiği ilk yayın evi tarafından, Adam Feysir'in satış rekorları kıran olasılıksız, Ida 50 yayın evi tarafından satılması çok zor denerek. Margaret Mitchell'in günümüzde de popülerliğini koruyan Rüzgar Gibi Geçti adlı eseri, hiç kimse iç savaşı anlatan bir romanı okumaz diye reddedilmiş. Yazmak için çok sayıda gerekçe sıralayabiliriz. Yazmamak için de. Fakat engeller ne kadar zorlu olursa olsun pes etme hakkımız yok. Yazdıklarımızı beğenmeyebilir, çöpe atabilir ya da kenarda köşede beklemesine göz yumarak eski bavullarda valizlerde, yıllar yıllar sonra ortaya çıkabiliriz. Eğer edebiyat yolculuğu bize iyi gelecekse, hayallerimizle birlikte yaşadıklarımız da kağıda dökülecekse, bu yazıyı okurken işe başlayabiliriz. TÜİK verilerine göre günde 6 saati televizyona, 3 saat iletişime, 1 dakikayı da kitap okumaya ayırıyormuşuz. En son TÜYAP İstanbul'da yaşananlara tanık olunca ümitlendik, çünkü izdiham kitap yüzündendi. Henüz ölçülmesi mümkün değil ama biz yine de, yazsam ne olacak demeyelim. İçimizde kalmasına, toprak olmasına izin vermeyelim. Nefes almak, resim yapmak, şarkı söylemek gibi bir şey. Ya yazalım ya da yazıp çizenler için yeni maksimum brodolalım. Kim saklarsa saklasın hazine avcısı gibi onları gün ışığına çıkaralım. Yolculuk başlasın, yoksa sizin hala yazma saatiniz gelmedi mi? Rangalarla güçlenen millet. İyi ki petrolümüz yok, türünden cümleleri sık sık duyarız. İnşaata, tarıma, ticarete, turizme ve hizmet sektörüne sarılmamız bu yüzden çok zorlu bir coğrafyada yaşadığımızı kabul ederek, bu topraklarda ardı arkası kesilmeyen kırlı oyunlarında farkında olarak yolumuza devam ediyoruz. Şunun şurasında 2023 e ne kaldı ki? 2053, 2071. Büyük hedefleri olan milletimiz, bir bayrak gibi rüzgar bekliyor. Size Niyazi Mısri'yi anlatmak istiyorum. 1618 yılında Malatya'da doğan Mehmet Niyazi, eğitimini Mısır'da sürdürdüğü için Niyazi Mısri adını alır. Ünlü ilimin yolu Kahire'den sonra İstanbul'a düşer. Ardından Uşak, Kütahya ve Bursa dolaylarında irşat faaliyetlerini sürdürür. Verdiği vazlardan dolayı sürgün edildiği Rodos'tan Bursa'ya döner fakat Niyazi Mısri'yi, halkı isyana teşvik suçlamasıyla yeni bir yolculuk beklenmektedir. Müritleriyle birlikte sürgün edildiği Limni Adası'nda 1694 yılında vefat eder. Beraberindeki heyetle Limni Adası'nda Malatyalı Niyazi Mısri konulu bir panel düzenlenmesini sağlayan, Niyazi Mısri'nin manevi mirasını keşfetmek üzere Limni'ye geldik, bu mirasın farklı din, dil, kültür ve mezheplere mensup kişileri bir araya getirdiğine inanıyorum, diyen dönemin Malatya valisi saygıdeğer hemşehrimiz doçent Doktor Ulvi Saran ünlü mutasavvıfın hayatını şöyle özetliyor. Üç kez sürgüne gönderilen ve hayatının 16 yılını kalebent, kalede kimseyle görüştürülmeden sürekli gözetim altında bulunma, olarak geçiren ünlü ilimin kaçmaması için ayağındaki prangaya demir buka, halka, ağırlık bağlanır. Sürgün hayatının sonunda 76 yaşında vefat ettiğinde ayağındaki 17 kilogramlık bukasıyla defnedilir. Hayatının son günlerinde bu ağırlıktan kurtulma şansı olduğu halde Niyazi Mısri'nin kabul etmediği söylenir. Ranga Kelime olarak batıdan dilimize yerleşirken ağır bir zincir şeklinde ayaklarımıza da vuruldu. Öğrendik ki çok acı verse de prangaya bağlanan ağırlığı taşıma cezası, zaman içinde bağlı bulunduğu ayağı daha da güçlendiriyor yaşadığımız her bir sorundan kurtulmanın karşılığında zincir biraz daha ağırlaştı. Fakat bu cadılık ve büyücülük kulübünden öğreneceklerimiz henüz bitmedi. Yakıp yıktıkları için sınıfta kaldıkları coğrafyalara politik manevralarla kurtarıcı olarak nasıl geri döndükleri ortada. Gün güneş görmeyelim diye başımıza örülmeye çalışılan çoraplar ayağımızdaki prangalar gibi bizi diri tutuyor, elimizi ayağımızı güçlendiriyor. AB sürecinde yaşadıklarımız ve son olarak Suriye'deki kırlı oyun. Yalnız kaldığımız, derinden sarsıldığımız pek çok olayın ardından kendimize geldiğimizde önümüzdeki bariyerleri ve ayaklarımızdaki prangaları bir kez daha gördük. Biz prangalarla buralara kadar geldiysek, kurtulduğumuzda kanatlanırız mutlaka. O günleri yaşıyoruz sanki. Tasavvuf tarihimizin en renkli ve önde gelen mutasavvıflarımızdan biri olan Malatyalı Niyazi Mısri'yi burulmak istenen, burulan prangaların bizi daha da güçlendirdiğini gösterdiği için bir kez daha rahmetle şükranla anıyor. Yüzünü batıya dönen milletimizin köklerinin doğuda olduğunu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Natalı Şiir ve Şarkı. Neşeli ve üzüntülü anlarımıza her daim iyi gelir. Hani bir ilaç almışsınız da yavaş yavaş etkisini hissediyorsunuz gibi. Sözü fazla uzatmadan Paris'ten Moskova'ya, Natalia'ya aşık kahramanlarımızın peşine düşelim ve bir şarkının doğuşuna tanıklık edelim. Fransız müzisyen Gilbert Becaud, konser için Moskova'ya gider. Sovyetler Birliği Dönemi Her yabancıya verildiği gibi bir rehber verilir. Şehri gezdirirken ülke için tehlikeli olup olmadığına da baksın diye. Gilbert Becaud, rehberinden çok etkilenir ve ona bir hediye almak ister. Fakat istediği gibi bir hediye bulamaz Moskova'da. Bir an bile olsa ayrı kalmadıklarından Natalya, müzisyenin kalbini fetheder. Paris'e döndüğünde en güzel hediye Natalya için bir şarkı der. Kızıl meydan bomboştu ve önümde yürüyordu Natalya. Rehberimin güzel bir adı vardı, Natalie. Kızıl Meydan kardan bir haliyle kaplanmıştı, bembeyazdı. O soğuk pazar günü Natalie'yi dinliyordum. Anlatırken "Kafe Puşkin'e sıcak çikolata içmeye gideriz." diye düşünüyordum. Her ne kadar Fransız müzisyen Kafe Pushkin'den bahsetmişse de Moskova'da böyle bir yer yoktu. Şarkı patladığı sırada Moskova'ya gidenler özellikle bu kafeyi sorarlar. Kafe Puşkin Bu soruyu soranlar Artınca Puşkin Caddesi üzerinde ve Puşkin Anıtı'nın yakınındaki üç katlı binada açılır kafe. Dedikodusu bile var. Parti ileri gelenleri, Moskova Belediye Başkanı'nı sorgular. Moskova'da kafe Puşkin. Böyle bir kafe yok. Olacak. Adının kafe olması aldatmasın. Moskova'nın en pahalı restoranlarından biri sanki yıllardır oradaymış gibi. O şarkı burada yazıldı, aşkın yaşandığı kafe dercesine. Kim bilir belki de rehber Nataliye diye biri yoktu. Hani Puşkin'in makamında sayılırlardı. Nataliye ile dolaştıkları meydanda. Hayatının kadını için düello yapacak kadar gözü kara adamın turkuvaz renkli evinin önünde. Bir yanda Fransızcayı, şiir yazacak kadar iyi bilen ve uzun süre peşinden koştuktan sonra evlenmeye ikna ettiği Natalya için ölümü göze alan Puşkin. Diğer yanda Fransız ihtilalinden kaçıp Rusya'ya yerleşen soylu bir ailenin oğlu olarak Moskova'nın en güzel kadını Natalya'ya mektuplar yazan George Charles Dantes. Bu bir anlamda Puşkin'in ölüme meydan okumasıydı, çünkü Fransız gencin, ordunun en iyi nişancılarından biri olduğunu bilmeyen yoktu. Düelloda ağır yaralanır ve iki gün sonra 38 yaşında ölür Puşkin. Yıllar sonra Maxim Gorki'yi, Avrupa gezisinde yaşlı bir adamla tanıştırırlar. Ünlü yazar, kendisine uzatılan eli havada bırakır, affedersiniz beyefendi, ben en büyük Rus şairini vuran eli sıkmam der ve onu düelloya davet eder. Bence bir tuhaflık var hikayede. Madem ki müzisyen abartmış, olmayan bir kafede sıcak çikolata içmeyi hayal etmiş. Aşk hikayesi de çalıntı olabilir. Konser için Moskova'ya giden Fransız müzisyen ki bu Gilbert Becaud oluyor. Kendini Pushkin'in eşi Natalya'ya aşık George Charles Dantes'in yerine koymuş. Öyle ya da değil. Aşk hikayeleri, müziğin kalbine oluştururken mekanlara da hayat vermeye devam ediyor. Şiir şarkıya dönüşüyor, şarkı da efsaneye. Sizinkisi bir aşk hikayesi değil, bizzat aşk olsun, çünkü gerisi hikaye. 14 Şubat geliyor, hem sevgililer kazansın hem de esnafımız. Bir güzel söz de yeter ama yine de hediye, hediye, hediye. Hediyeleşmenin gönüllerdeki kırgınlıkları giderdiğine, insanlar arasındaki sevgiyi pekiştirdiğine inanıyoruz. Fazla derinine inmeyelim, Sevgililer Günü, niye? Belki de bir fırsat, sevelim sevilelim diye. Arz ve rica. Arz ve rica yerle gök gibiydiler. Aşağıdakiler ve yukarıdakiler. Devlet memurluğu yapanların öğrenmeleri gereken ilk şey. Dillerinin ucunda, yazılarının sonunda. Yanlış yerde kullandıklarında ise işlerin fena karışacağını çok iyi bilirler. Son düzenleme ile devletin vatandaşa karşı kullandığı dil de değişime uğradı, yumuşadı. Resmi yazışma kurallarına içeren yeni yönetmelikte devlet, vatandaşa rica etmeyecek. Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda saygılarımla, iyi dileklerimle ve bilgilerinize sunulur ifadeleriyle bitirilebilir, denmekte. Vatandaşın da resmi kurumlara yazdığı dilekçelerde, arz ederim, ibaresini kullanma zorunluluğu sona erdi. Böylece milletin amir, devletin memur olduğu döneme geçildi. Resmi kurumlar arasındaki yazışmalarda ise durum değişmedi. Üst rica edecek, ast ise arz. Arz etmek öyle çok kolay değildi bir zamanlar. Devlet dairelerinin yanında yakınında arzuhalciler vardı. Okuma yazması olmayanların dilinden ancak onlar anlardı. Pek de mahir sayılırlardı hemen her konuda alaylı olduklarından ahkam keserler, adeta destan yazarlardı. Teknolojiye direnemeyen mesleklerden biri. Katip Arzu Halim yaz yere böyle diyerek şarkılarımızda kendini hatırlatmaya devam ediyor. Ömer Karaoğlu'nun Arzu isimli ilahisinde. Vegan'ın Delinin Yıldızı albümünde yer verdiği Arzu Halinde. Arz'ın bir de iktisat boyutu var. Mal ya da hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulması da arz anlamına geliyor. Arz edilen miktarın talep edilen miktara eşit olması ise arz talep dengesi. Devlet yeni kullanmaya başladığı dil E uygun şekilde mal ve hizmetlerin halka arz edilmesini sağlıyor. Bir de yer, dünya anlamına gelen arz var ki Kur'an'da en çok geçen kelime olarak 461 kez ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki gün 365 kez, ay ise 12 kez geçmekte. Yules Verne'in Arz'ın Merkezine Seyahat adlı eserini okuyabilir, filmi de izleyebilirsiniz. Rica ederim, bazen Joker gibidir. Biri size teşekkür ettiğinde öylesine dökülür dilinizden. Canınızı sıkanlara karşı da kullanabilirsiniz küçük çaplı bir posta koyma sayılır, haddini aşanlara. Rica ederim, deki ses tonunuzu iyi ayarlamalısınız, çünkü her tonda farklı bir anlam saklıdır. Bir de rica ederim, var ki Ayhan Işık'a yüz vermeyen belgin doruk repliği şeklinde açıklanıyor sosyal medyada. Kenan Doğulu'nun ricası. Tam taşçının rica ederim, iyi. İntizamın arz ederim, iyi. Resmi yazışmaların olmazsa olmazları en önemli taşınmazları, arz vereceği. Belki de günlük hayatta çok kullandığımızdan müzikte başrolde değiller. Edebiyat, sinema ve tiyatroda ise bir önceki nesli işaret eder gibiler. Bilgilerinize arz ederim. Keşke bir cemre daha düşse. Ateş, hava, su ve toprak. Evrenin oluşumundaki dört temel unsur. Cemre havanın, suyun ve toprağın ateşle imtihanı gibi bir şey. Sizler bu yazıyı okurken muhtemelen ilk cemrede düşmüş olacak. Birer hafta aralıklarla devam edecek. Soğuk günlerin bitmekte olduğunun habercisi. Bir tür bahar müjdecisi. 19-20 Şubat'ta havaya. 26-27 Şubat'ta suya. Son olarak 5-6 Mart'ta toprağa nasıl da terbiye ediyor ateş. İzaya getiriyor, şekil veriyor. Ara sıra geciktiği ya da çok kaldığı iddia edilse de işi gücü belli. Aşinayız ve onsuz yapamıyoruz. Yüzümüzü yalayan rüzgardan tanıyoruz. Avucumuzdaki sudan anlıyoruz, ayağımızın altındaki topraktan. Fakat bir isteğimiz olacak. Keşke bir cemre daha düşse. Nereye? milletin kalbine, cehenneme çevrilen yeryüzü cennetine. Hani düştüğü yere hayat veriyor, orayı daha yaşanılır hale getiriyor ya. Bir haftalığına bile olsa. Dünya kötülerden, kötülüklerden kurtulsa. Dördüncü Cemre fikri, şair arkadaşım Mehmet Gülpağa ait. İlk kez dile getirdiğinde çok beğenmiştim ve iznini alarak bir konuşmamda yer vermiştim. Şimdi bakıyorum bazı köşe yazarları da kullanmaya başlamış. İhtiyaç hasıl olmuş demek ki. Dünyada kan gövdeyi götürüyor ya. Özellikle de bizim coğrafyamızda. Birden zaman dursa. Kızgın demirin soğuk suda çıkardığı sesi andırırcasına. Kos diye bir cemre daha. Ne çektilerse ateşten çektiler dediğimiz Orta Doğu halkının yine ateş yetişse indi adına mazlumlara güvercinin taşıdığı zeytin dalı. Zalimlere ise demir pençe, savaşın kartalı. Anlaşılan Müslümanların, hac esnasında Cemre adını verdikleri yerlerde taşladıkları şeytanlarla işleri henüz bitmemiş. Küçüğü ve ortası bir yana hele hele de büyük şeytanla. Bu gidişle zeytin dalı harekatı, dördüncü Cemre olacak gibi. Çünkü Cerablus, Elbab, Afrin ve Menbiç'ten sonra Fırat'ın doğusuna da düşecek olan Cemre, büyük şeytanın aklını başından alacak gibi. Binlerce kilometre mesafeden gelerek, bereketli hilal e konmak isteyenler. Pinokyo'ya dönüşürcesine yalanlarına her gün yenilerini ekleyenler. Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz, türünden geveleyenler. Takke düştü, kel göründü artık. Arakan'da olduğu gibi Halep'te, Hamada ve Doğgutada kan revan içinde ellerini gökyüzüne açan insanların çığlıklarını Türkiye hariç kimseler duymuyor. Ankara'da Orduj Millet Siyaset Dayanışması, özlenen tabloyu hiç olmadık kadar yansıttığı sırada Suriyeli mazlumlara uzanan el, onları yeniden hayata bağlayacak gibi. Yerinden yurdundan edilen milyonlarca insanı, bir cemre vakti şehrinde, kasabasında ve köyünde uyandıracak gibi. Bizimkisi köye dönüş hikayesi. Son 50 yılda köy ve kent nüfusu yer değiştirince nasıl da arada kala kaldık. Bedenimiz asfaltta, ruhumuz patikada. Eğer gözlerinizi köyde açtıysanız, iflah olmaz bir derdin pençesinde kıvranıp durursunuz. Rüyalarınıza girer, uykularınızı kaçırır. Köy çağırır. Hele bir de emekli olmuşsanız. Köye değil de çocukluğunuza dönersiniz sanki. Oysa hiçbir şey bıraktığınız gibi değildir. Bir solukta gidip geldiğiniz yollar uzamış. Kazma kürek daha da ağırlaşmış. Orakla baltayı kavrayan ellerinize bir haller olmuştur. Fakat ne olursa olsun yok köy gibisi. Bir gün kavuşmak üzere ayrıldığınız cennet, anne şefkatiyle bağrına basmak için bıkmadan usanmadan bekler sizi. Teşvikler, projeler. Her şey çoluk çocuk köylere dönülsün diye tarım ve hayvancılık canlansın, ülke yeniden kendine yetsin diye. Şehirde açılan gözleri köyde güldürmek öyle sanıldığı gibi çok kolay olmayacak. Tek avantajımız, şehirde ne varsa köyde de olması. Yolu, suyu, elektriği, iletişimi. Hem kira derdi de yok, işe gidiş geliş cürcünası. Her gün kendini tatilde hissedebileceğin o kadar ayrıntı var ki. Ferdi Tayfura kulak vermenin zamanıdır. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Köyümüze dönelim derken doğal olarak Karadeniz gelir aklımıza. Çanadan sonra her dönemeci ezberimize sinen, bir yol ki tepelere doğru kıvrıla kıvrıla yükselen, asfalt, beton ve yer yer toprakla adeta yamalı bohçaya dönen, bir zamanlar 150 öğrencinin okuduğu ilkokulumuz kapalı. Harmancıkta çelik çomak oynamıyor çocuklar. Yine de köylerde yaşayanlar mutlu, yamaçlarda dört mevsimi karşılayanlar. Kış geldiğinde dumanı tüten evler. Fakat buralara köy demeye bin şahit ister. Ahırları var, inekleri yok. Kümesleri var, tavukları yok. Öbek öbek tarlalarda sizlere ömür. Sebze kamyonlarının geçeceği saatler belli. Balıkçının çöp arabasının Tatil köylerine dönmüş koca Karadeniz. Bölge insanı kendine özgü espriyle açıklıyor. Patatesi Erzurum'da ektik. Domates, biber ve patlıcanı Çukurova'da. Ümidimiz emekliler. Her ne kadar ağır işlere girişmiyorlarsa da köylere bir canlılık getirmişler. Küçük bahçeler hayat bulmuş ellerinde uzun yıllar ayrı kalmanın acısını çıkarırcasına işe sarılmışlar. İçlerinde inek bakanları bile var, keçi alanları, arıcılık yapanları. Meyve fidanı dikiyorlar sağ sola, evlerinin önüyle bahçe kenarlarına renk renk çiçek. Köye dönüş başlamış Karadeniz'de ama tadımlık gibi. Bu arada, peyzaj mimarlığını bitirenlere aynı zamanda ziraat mühendisi unvanı da verildiğinden. Köylerde kasabalarda yaşayanlara çevre düzenleme konusunda proje hazırlaması ve yol göstermesi için her ilçeye bir peyzaj mimarı atanmasının zamanı geldi galiba. Köylerimiz değişsin, köylülerimiz. Balkonlarımız, bahçelerimiz. Umarız dikkat çeker ve uygulanır bu önerimiz. Araziler bölünebildiği kadar bölünmüş. Bu yüzden işleri çok zor çobanların. Daha önceleri öyle miydi? Bir kişi he dedi mi dereden tepeye yaylım sayılırdı. Karşılığında kuzu verilir ya da parasıyla bahar gelinceye kadar otlatılırdı. Yaylacılık. Keliflerin çoğu direnememiş zamana, soğuğa, rüzgara. Torunların da böyle bir derdi olmayınca. Yayla turizmi diye bir şey çıkmış ortaya. Kat kat yükselmiş binalar, yöresel mimari unutulmuş. Yine de yazları boş bırakılmamış kışın bile zaman zaman uğranılmış. Fındık Çayla birlikte bölgenin amiral gemisi. Odunu, yaprağı, zulufu, kabuğu, çubuğu. Bir ürün bu kadar mı değerlidir? Fakat gel gör ki durum vahim. Bir dokun, bin ahişit misali. Köylüler pek çok bahçeye girmiyor bile. Dikenler yavaş yavaş sarıyor her yanı. Bu yüzden yeni ürünler denemenin, köylere dönmenin tam zamanı. Biliriz ki karar vermenin yanında adım atmak da önemli, küçük bir dokunuş. Hani inek deseniz, zordur bakımı. Otu, küspesi pahalı. Fakat bu kadar mı bıraktık kendimizi? Yumurtamız, gezemeyen tavuklardan. Marul, maydanoz, nane, lahana ve pırasa manaldan ya da sebze kamyonundan. Soran olursa köyde yaşıyorum, diyoruz. Tek faydası havasından suyundan. Turşu kurmasını, pestil yapmasını bilmiyoruz. Ihlamur çiçekleri dalında kuruyor. Kekik ve papatya cennetindeyiz. Ram kuş burnu dolu, muşmula, koca yemiş. Belki de tek suçlu matematik. Elma ile armutları toplamıyoruz. Erikleri ise saymıyorum dünyanın en nefis üzümleri dağlarda külleniyor, göremiyoruz. Yıllar önce Kayahan hatırlatmıştı, ama bizimkisi bordo mavi, yeşil beyaz biraz. Bizimkisi köye dönüş hikayesi. Teleferik en çok Karadeniz'e yakışır. Mucidi İsviçreliler. O kadar ki dünyanın ilk kendi ekseni etrafında dönen teleferini yapmışlar. Başınızı sağ sola çevirme zahmetine katlanmadan. Buzul göllerini, tepeleri, karlı zirveleri, tarihi mekanları, ulusal parkları, tapınakları ve yağmur ormanlarını göstermek için yayılmış dünyaya. Fransız ağıplerinin vazgeçilmezi Vanoise Express. Bolivya'nın başkentiyle Paz'da bizzat yerel halkı taşıyan mi teleferiko. Malezya'da dünyanın en hızlısı Genting Sky. İsviçre'de dünyanın ilk üstü açık Stanserhorn Dağı teleferiği. Say say bitmez, neler neler yapılmış. Ulaşıma adrenalin katılmış, kentler, kuş uçmaz kervan geçmez tepelere bağlanmış, sisler arasından masalımsı yolculuklar başlatılmış. Bizde ise yarım asrı aşkın bir mazisi var. Akın Kurtoğlu'nun İstanbul'a teleferik nasıl geldi araştırmasına bakılırsa, 1958'de Sergi Sarayı Maçka arasında ilk hat çalışmaya başlamış. Ardından 1963'te Bursa Uludağ, Antalya Jalanya, İzmir Balçova, Ankara Yenimahalle. Yapılan ve yapılması planlanan teleferiklerle listemiz uzar gider inşallah. Gelelim Karadeniz'e. Hani ilk uygulaması İsviçre'de olunca? Bağlantı kurmak istiyoruz. Çünkü deniz hariç bir coğrafi kardeşlik söz konusu köy yolları ve ülkeye has mimarisi dışında kendinizi memleketinizde hissediyorsunuz. Dünyadaki örneklerini incelediğimizde teleferikler şehri olması gereken bölgemizde. Kastamonu Küre Dağları'nda eti bakır işletmesine ait madenin İnebolu Limanı'na taşınması için 1988 yılında açılan ve sadece 2 yıl kullanılan 22 kilometre uzunluğundaki maden taşıma teleferik hattını saymazsak, Koca Karadeniz'de Ordu şehir merkezinden 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye yolcu taşıyan bir teleferimiz var, o kadar. Başka? Trabzon Beşikdüzü'nde. Karadeniz'in en uzun teleferi hizmete açılma aşamasında. 530 metre yükseklikteki Beşik Dağı'na yolcu taşıması planlanan 3100 metre uzunluğundaki teleferikte ilk deneme seferi başarıyla tamamlanmış. Biri Boztepe'ye, diğeri Beşiktaş'a. Ortak özellikleri, aynı denizin kıyısında bulunmaları ve aynı yükseltiye sahip olmaları. Bir yanda derin vadilerin yamaçlarında kartal yuvalarını andıran evlerine Varangele adını verdikleri teleferikte yıllar önce ulaşan Karadenizli. Diğer yanda bölgenin zorlu coğrafi yapısına rağmen kent merkezlerinden önemli noktalara teleferik yapmamak için direnen yerel yönetimler yine de bir kıpırdanma var sayılır. Karadeniz'de özellikle Rize ve Artvin'e doğru günlük hayatın bir parçası haline gelen, toplanan çayla birlikte eşyaları da taşıyan teleferikler. Dünyadaki örneklerini de gören yerel yöneticilerin dikkatini çekti sonunda. Ortahisar, Uzungöl, Sümela ve Hıdırne bir teleferik proje çalışmaları devam ediyor. Kentler, konuklarının farklı aktiviteleri gerçekleştirmelerine imkan sağlamalı bu konuda ilk örnek ordu. Teleferin yanında deniz üzerine taş dolgu sistemiyle yapılan havalimanına da sahipler. Anlaşılan zincirin ikinci halkası Beşikdüzü olacak. Bölgenin uluslararası bir markaya dönüştü sırada. Özellikle zengin Arap turistlerin tercihi boşuna değil. İç turizmde de gözde bir destinasyon olarak tur operatörlerinin ajandalarında. Adımız Karadeniz bes etmek diye bir şey yazmaz kitabımızda. Fakat daracık kıyı şeridine sıkışıp kalmış gibiyiz. Ne denizi kullanabiliyoruz ne de dağları tepeleri. Tünel akvaryum gibi yeni şeyler söylemenin zamanıdır. Ordu ve Beşikdüzü gibi projeleri gerçekleştirmenin. Eser kalsın geriye. Teleferik en çok Karadeniz'e yakışır. Demiryolu, meydan, kayak pisti, vadi düzenlemesi, battı çıktı gibi. Yapılsın görelim, anlatılsın dinleyelim. İnsanımızı uygarlık nimetlerinden mahrum etmeyelim. Hayvanların izlediği ilk oyun. Var ya, yok ya, Arya ve Zorya'nın komşusu. Hayvanlar dünyasının en geri kalmış ülkesi Ormanya'da. Doğa sevgisi aşılamak, çevre bilinci oluşturmak dikkatleri ormanların ve hayvan soylarının tükenişine yönlendirmek. İnsan ve hayvan soylarının birlikte yaşamalarının güzelliğini kavratmak. İnsan ve hayvan rollerinin bir an için değiştiğini hissettirmek istemiştim. Tiyatronun sadece ne olduğunu birazcık bildiğimiz günlerde. Rahmetli babaannemin komik haller için sarf ettiği tiyatro maymunu çok hoşumuza gitmiş olmalıydı. İlkokulda okurken sarı renkli matematik defterlerinin boş sayfalarına küçük küçük oyunlar karalarken bu sözün anlamını çözmeye çalışırdım. Hemen hepsi de köyümüzde geçerdi oyunların çünkü henüz şehri görmemiştim. Akşamları ocak ateşinin karşısında fırsat buldukça canlandırmak isterken Namık Kemal'in tiyatro için tüm sanat türleri içinde en yücesi dediğini de bilmiyordum. Ortaokul ve lisede şiirle hikaye de merak sardım ama ilk aşk gibisi yoktu. Tiyatro sevdası, öğretmen ve idareci olarak görev yaptığım yıllarda daha da büyüdü. Melekler ve Şeytanlar, Beşik Kertmesi, Tatlı Şubat, Yağmurcan ile Bir Can, Bu Toprağın Çocukları. Trabzon, Kocaeli ve Adıyaman turneleri yaptık. AKM, Midono Showland ve Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Şira Salonu gibi büyük salonlarda sergileme şansı bulduk. Hayvanları dağların ve denizlerin derinliklerine sürünce kazandığımızı sanmıştık ama gerçek hiç de öyle değildi. Oysa oyunda durumu düzeltmek için neler neler yapmışlardı. Hayvan hakları bildirgesini imzalamışlar. Biz hayvanız, siz de insansınız. Siz daha iyi anlarsınız diye hiç sevmedikleri adamoya mektup bile yazmışlardı. Ve Ormanya hayvanların izleyeceği ilk oyun olarak sahnelenmek üzereydi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu repertuvarına girecek olan oyun için çok zorlu bir prova süreci geçirmiştik. Dekor, kostüm ve müzikler için de az emek verilmemişti. Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi önünde toplandığımızda yalnız değildik. Çok heyecanlandığımı söylemeliyim. Çünkü bazı izleyiciler, kedi ve köpekleriyle birlikte gelmişlerdi oyuna. Nasıl yani, diye soranlar oldu. Şimdi, oyunu hayvanlarla birlikte mi izleyeceğiz? Yok canım, diyenler de. Ben hayvanlarla yan yana izlemem, diyerek kültür merkezi önünden ayrılanlar da. Oyunun yazarı olarak ortalarda bir yerde koltuğuma kurulduğumda, bir aksilik olmasın diye dua ettiğimi hatırlıyorum, bir süre gözlerimi kapadığımı. Önüm arkam, sağım solum hayvanlarla dolu gibiydi. Bazıları hayvan sahiplerine sormadan edemedi. Isırmaz değil mi? Aşılarını yaptırmışlardı ama belli mi olurdu? İnsanların ısırdığı bir dünyada hayvanlardan her şey beklenirdi. Kediler ve küçük köpekler sahiplerinin kucağındaydı ama koltuklarında tek başına oturanlar da vardı. Hani oyunlarda bazen çok beğendiğinizi ifade etmek, oyuncuların performansını takdir ettiğinizi hissettirmek için yanınızdakiyle durum paylaşımı adına göz göze geldiğinizi düşünebiliyor musunuz? Ve sonunda beklediğimiz an gelmiş, ormanya başlamıştı. Sahnedeki aslan ki şu anda ünlü bir dizide iyi bir karakteri canlandırıyor, İzleyiciler arasında dolaşarak cep telefonu uyarısını bizzat yapmak isteyince olanlar oldu. Salondaki hayvanlar boş durur mu? Gittikçe dozu arttı bu tepkinin, sahipleri devreye girdiler de sorun çözüldü gibi. Fakat hayvanlar bir bir sahnede görününce yeniden başladı karmaşa. Karşılık verdiler aslanın kükremesine. Kedinin miyavlamasına, gorelin homurdanmasına, güvercinlerin kanat çırpmasına. İpler biraz daha çekildi, eğitim süreçlerinden kalan bir alışkanlıkla parmaklar gösterildi, gözler ardına kadar açıldı ama bu da çözüm olmadı. Safteleri sahnede, gerçekleri koltuklarındaydı ve durumla baş edilir gibi değildi. Hani çocuk olsalar onlar? hayvan kılığına girmiş insan şeklinde izah edilebilirdi fakat hayvanlar için yapabileceğiniz bir şey yoktu. Sürekli oyuna müdahale edercesine hallıyorlar, miyallıyorlar, sahipleriyle birlikte diğer izleyicilerin de kafasını karıştırıyorlardı. Kediler biraz yola gelir gibi olsa da köpekler için aynı şey söylenemezdi. Birinci perdenin sonuna kadar dayanabildi sahipleri, salon görevlileri. Oyuncuların pek de şikayetçi olmadıklarını öğrenecektik. Bir daha hayvanlar karşısında oynama şansı bulamayacaklarını söyleyeceklerdi, o kadar. Tarihi bir ana tanıklık ettiğimizden haberimiz yoktu. Yönetmen ve oyuncularımızdan bazılarının pek çok diziyle özgün sinema filminde yer almasını Ormanya'nın uğru olarak yorumlamıştım daha sonraları. Sen bu dilsiz günahsız canlar için emek verirsen Üç kuşağın, kedi ve köpekleriyle birlikte izledikleri ilk çocuk oyunuydu çünkü. Biraz da büyüklere masal gibi bir şey. Yeniden sahneye konsaydı salon görevlisine kadar herkesin hayvan kostümleri içinde olmasını isterdim. Ayrıca bilet, afiş ve tanıtım materyallerinde mutlaka hayvan getirilmesi özellikle rica olunur diye hatırlatır. Modern dünyada ailenin sevilen üyeleri olan, mezarları bile yapılan kedi ve köpekleri tiyatro ile yeniden buluştururdum. Kim bilir belki de hayvanların tiyatroya şiddetle ihtiyaçları vardır. İlle de İsviçreli bilim insanlarının açıklamasını mı bekleyelim? Batı cephesinde yeni bir şey yok. Yaşar Kemal'e göre Yüzyılın Romanı. Romandan uyarlanan 1930 yapımı film iki dalda Oscar kazanmış. Paul Baumer, Fransız kökenli bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da doğan yazar Erich Maria Remarque'nin ilk adı. Aynı zamanda roman kahramanı. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya-Fransa arasındaki en büyük cephe olan Batı cephesine gönderilen gönüllüler arasındaki lise öğrencisi. Yazar, bu liseli gençle birlikte adeta okuru da cepheye götürür, ailelerle buluşturur, hastaneleri ziyaret ettirir. Aslında roman, yazarın cephede yaşadıklarını anlatır. Savaşın, ne kitaplarda yazıldığı gibi ne de öğretmenlerin anlattığı gibi olduğunu. Kitap Almanya'da o kadar etkili olur ki naziler tarafından önce yasaklanır, ardından da toplatılıp yakılır. Bu kadarla da kalınmaz. Ülkesini terk eden yazar Remaryo'nun yerine kız kardeşi Elfriye'de, toplum ahlakını bozmak ve savaş aleyhine konuşmak suçundan yargılanır, idam edilir. İnfaz masrafları da diğer kız kardeşi Erne'ye ödettirilir. Batı cephesinde sonra 100 yıl içinde. Almanlarla Fransızlar ikinci kez karşı karşıya gelmişler fakat Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile başlattıkları sürece Avrupa Birliği ile taçlandıran iki müttefik olmuşlar. Suriye cephesinde ise 100 yıl sonra yeniden başlamış savaş. Önce Fırat Kalkanı. Ardından da Afrin için Zeytin Dalı harekatı. Batı cephesinde ise bize bakış konusunda hiçbir şeyin değişmediği anlaşılıyor. Silah ambargosu ile tanışmamızın, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 44 yıl ki Leopard tanklarıyla başlayan ayar verme alışkanlıklarına naklen tanık olduk. Batı ne zaman bize karşı dürüst olacak, sorusuna bir cevap aramak yerine önümüze bakmanın tam zamanı. Büyük hayaller kurmanın, projeler üretmenin, dirsek çürütmenin. Eskisi kadar yaygın olmasa da Batı'da çocukları korkutmak ya da korkunç bir şeyi ifade etmek için kullanılan mamma mia törça, sözü bir şifre gibi kulaklarda oldarken. İşimiz gerçekten çok zor ama imkansız değil. Bu nasıl düşmanlık? Nasıl bir eğitim alıyorlar? Nasıl besleniyorlar? Türklerden başka hiçbir millete karşı ırkçılığa varan böyle bir önyargı yok. Niçin, diye sormuyoruz, çünkü Türklerden başka dur diyen bir millet olmadığını biliyoruz. Ne büyük bir milletiz. Yüce gönüllü. Bazen eleştirinin dozunu kaçırsak. Eğitim sistemimizi yerden yere vursak bile. Başka bir millete düşman olmamayı öğretiyorlar ya anladık ki insanlık sadece bizde kalmış, çünkü içimiz dışımız bir. Avrupa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Sultan Abdülaziz, Paris'te yeni makinelerin görücüye çıktığı bir sergiyi ziyaret ettiği sırada, kol kuvvetinin ölçüldüğü bir makine görür. Çember şeklinde bir cetvel ve önünde asılı kadife kaplı bir topki üzerinde, Türk kafası yazmaktadır. Kin ve nefrete bakar mısınız? güçlerini Türk kafası üzerinde deniyorlar. Çok sinirlenir sultan fakat belli etmemeye çalışır. Başyeverine döner, göreyim seni, göster Türk'ün kuvvetini der. Kayserili Halil Paşa sultan gibi heybetli biridir. Ceketini çıkarır, gömleğinin kollarını sıvar. Öyle bir yumruk savurur ki makinenin topu yerinden kopar, ibresi düşer ve yayları etrafa dağılır. Herkes şaşkınlıkla izlerken lafı yapıştırır Sultan Abdülaziz. Bu, Türk'ün kafası olamaz. Olsa olsa Avrupalı kafası olur. I, Dünya Savaşı yalnızca Batı cephesinde değil, Filistin ve Suriye cephesinde de tüm şiddetiyle devam etmektedir. 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, 4. Ordu Komutanı Mersinli Cemal Paşa ve 8. Ordu Komutanı Cevat Paşa ile Yafa'nın kuzeyinden başlayarak Lut Gölü arasındaki 100 kilometrelik cepheyi savunurlar. İngiliz saldırılarının henüz başında 4. ve 8. Ordu dağılır. Cemal ve Cevat Paşalar, komutanlığı Mustafa Kemal Paşa'ya bırakarak cepheden ayrılırlar. Şam ve Beyrut işgal edildiğinden dolayı dağılan birlikleri de toparlayarak Halep'in kuzeyine çekilir Mustafa Kemal Paşa. Aşiretlerin desteklediği İngilizleri katma zaferiyle bozguna uğratarak Misak-ı Milli'nin güney sınırlarını çizdiği sırada Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanır. Mustafa Kemal Paşa'nın I, Dünya Savaşı'ndaki en son görevi Suriye cephesindeki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'dır. Dün, Suriye'nin kurtuluşu için görevli birliklerin bir bölümü, İstiklal Harbi'nde özellikle Adana, Antep ve Urfa'nın kurtuluşunda önemli bir rol oynadı. Bugün Türkiye'den gönderilen birlikler de Suriye'nin kurtuluşu için mücadele veriyorlar. Attila ile başlayan, Fatih ile yeniden alevlenen, Kanuni ile zirveye çıkan Türk korkusu. Avrupa'da tüm rakiplerini yendikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülen ve karşısına çıkarılan onlarca güreşçiye minler idare eden Koca Yusuf'u da unutmayalım. Batı, son yüzyılda yalnızca galibiyet odaklı yenilgiyi aklından bile geçirmiyor. Bizim anlayacağımız. Uykusu kaçıyor, uyuyan devin uyanmasını istemiyor. Diğerlerini de uyandırmasını. Remaryo'nun dediği gibi, batı cephesinde yeni bir şey yok. Hizaya getirme istasyonu. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte. Ligden düşmeyen dördüncü takım. Anadolu ihtilalini gerçekleştiren bir zamanlar rakiplerinin rüyalarına giren, uykularını kaçıran, kuzey rüzgarı, fırtına gibi bir şey, ülkenin en ücra köşesinde taraftarı olan, renkleri aşkına pek çok dernek ve bordo bereliler adlı özel birlikler kurulan, İzaya getirme istasyonu, namı diğer Karadeniz kaplanı. Ne çok sevmişiz seni. Hep en önde görmek istemişiz. Fakat nasıl olduysa yenik düştük zamana. İstanbul'a. Altyapıyı unuttuk, döktük paraları yabancıya. Hayalleri ertele ertele de nereye kadar. Plakayı tersten okumak hiç hoş değil. Gol rekorları kırıldı, averaj düzeltildi. Avrupa'da yokuz, kupada kayıp. Ligde kaç sezon ateş hattında. Ne söylenir ki? Tek kelimeyle ayıp diğerleri de yaşamışmış bu krizi. Asansör takım olmuşlar, inmişler çıkmışlar. Hani bir farkımız vardı, dördüncü büyük diyebilirlerdi bizi. Tesadüfe bakın ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında da benzer bir sıralama yaşanmış. Trabzon, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından ilk spor örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın da dördüncü üyesi. Aslında kuruluşu 1967 gibi görülse de daha eskilere, Osmanlı dönemine gider. 20. asrın başlarında 12 ülkenin konsolosluğu bulunan Trabzon'da Türk gençlerinin de ilgisini çeken futbol 1911'de İdman Ucağı adıyla doğar. Osmanlı döneminde yazılan ilk üç futbol kitabından biri Doğu Vilayetlerine futbol öğretmek amacıyla İdman Ocağı'ndan Süleyman Rıza tarafından kaleme alınmış. 50. yıla yazık oldu. Şunun şurasında 10 yılımız kaldı. 61. yıl için bir hazırlık var mı? Lučescu bile itiraf ediyor. Ben Türk futbolcusuna güveniyorum diye. Gel de anlat bizimkilere. Habire borçlandılar, borçlandılar. Bu sene şampiyonuz diye diye. Son şampiyonluğa tanık olan bebekler yolun yarısına yaklaştı. 34 yıldır yolunu gözlüyoruz. Futbol ancak puan tablosunda yukarılarda bir yerdeysen taraftarın heyecanını keyfe dönüştürüyor. İçtiğimiz suyun, yediğimiz yemeğin tadını değiştiriyor. Kalbimiz Trabzon diye altmış bir kere. Bordo maviye boyamış bütün yurdu. Bize şampiyonluk yakışır, gerisi boş laf. Büyük Trabzonspor'u özlüyoruz. Antrenörler iyi seçilsin, mucize beklenmesin. Bilmem kaçıncı kez takımın başına getirilmesin. Bir düşünsenize. Paralar altyapıya gitseydi. Toprağa, havası, suyu çok uygun. Yeni Yusuflar, Abdülkadirler büyüsün. Her ne kadar bazı maçlarda bizleri hayal kırıklığına uğratsan da. Şenol Güneş Spor Kompleksinde, Şenol Güneş, E yenilsen de büyük takımlar için hala hizaya getirme istasyonu sun. İstanbul dışından çıkıp şampiyonluk ipini altı kez göğüsleyen bir kentten bahsediyoruz. Trabzon Lisesi ve Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin dünya şampiyonluklarını da unutmadan. Yeter artık. Kim ister müzesi kupalarla dolu bir camia daha fazla üzülsün. Usta, ellerine sağlık, diyelim. Efsane geri dönsün. Trabzonspor Trabzonspor, bölge insanı için yangında ilk kurtarılacak gibi. Tatilde çantasına ilk konacak. Sohbette ilk konuşulacak. Doğarken, evlenirken ve ölürken yanında yakınında bulundurulacak. Hal böyle olunca Bordoj Mavi ya lider olacak ya da lideri kovalayacak. Biri bizim olması kaydıyla her gün gökten üç elma düşse. Biz ona mecburuz ve yalnızca adı aklımızda tutulmayacak. Üç elmadan biri mutlaka Trabzonspor'a ayrılacak. Lichtenstein olmak. Kayak pistlerimiz, eğitim merkezlerimiz. Onca sporcumuz, çalışanımız, hocamız, yöneticimiz. 80 milyon lira federasyon bütçemiz. Uludağ'da, Palandöken'de, Sarıkamış'ta, Kartepe'de ve Erciyes'te tesislerimiz. 6 ay karla kaplı köylerimiz, şehirlerimiz. Fakat bir Liechtenstein olamıyoruz. Elemeleri geçemiyoruz. Geçsek bile ancak 19. sırada bitirebiliyoruz. 80 milyonluk ülkeyiz. Bir Liechtenstein olamıyoruz. Avusturya ile İsviçre arasında 160 km2'lik yüz ölçümü ve 37 bin nüfusuyla kış olimpiyatlarında bugüne kadar 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz almış. Tamı tamına şu bizim Trabzon'un Şalpazarı ilçesi büyüklüğünde bir yer. Nüfusu da yomra kadar. Demek ki neymiş? Küçücük bir ilçemizi yalnızca kış sporları için hazırlayıp, sakinlerini seferber edebilseydik adımızı yazdırırdık, boynumuz büküp dönmezdik ülkemize. Artık anlaşıldı ki dev bir kış sporları merkezimiz olmalı. Dünyanın pek çok yerinde büyük projelere imza atan Türkiye için çocuk oyuncağı. İçinde spor okulları. Aynı zamanda turizm bölgesi olarak teşvik kapsamında. Tarım ve hayvancılık geliştiği gibi finansında merkezi. Tıpkı Liechtenstein. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar'ın verdiği bilgiye bakılırsa 2026 kış olimpiyatlarına talibiz. Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde yapılan olimpiyatlarda artistik buz pateninde Alisa Agafonova ile Alper Uçar çifti buz dansı serbest programda 19. oldu ya. 1936'dan beri en büyük başarımız bu. Dereceye girmek şöyle dursun, finalde yarışmayı bile başarı sayıyoruz. Uludağ'da kayak hocaları öfkeli. Milli takımın aldığı kötü sonuçlara kayak takımlarını yakarak tepki vermişler. Federasyonu suçlamışlar. Fakat ortada bir gariplik var. Belli ki en iyi hocalar Uludağ'da. Hem yıllardır en gözde mekanda orası. İstanbul'un burnunun dibinde. Ee! Bu hocaların hiç mi günahı yok? Aslında bütün federasyonlar bir yana, Kayak Federasyonu bir yana, çünkü yalnızca onlar için bir olimpiyat düzenleniyor. 16. kez katılıyoruz fakat yine sıfır çekiyoruz. Hani bir bronz alsak? İlk 10 ağa bile giremiyoruz. 6 sporcuyla katılmışız ve Pyeongchang'da 51. olmuşuz. Madem ki 2026 yağdayız. Altyapımızla birlikte kış sporlarında yaptığımız derecelere de bakarlar. Bu yüzden Türkiye Kayak Federasyonu 2023 için hedef büyütmüş. Kış turizmi için 275 bin yatak, yıllık 13,5 milyon turist, kış sporları akademisi ve 100 bin sporcu. Norveç 23. Kış Olimpiyatlarında 14 altın, 14 gümüş ve 11 bronzla birinci oldu. Bugüne kadar aldığı 132 altın, 125 gümüş ve 111 bronzla kapalı çarşıda orta halli bir kuyumcu dükkanı açabilecekken, daha bile olmayan Hollanda, 45 altın, 44 gümüş ve 40 bir bronzla kendini gösterirken, bari bir Liechtenstein olabilseydik. Çok mu önemli kış olimpiyatları, diyebiliriz, ama büyük devlet olmanın bir yolu da bu kürsülerden geçiyor. Bayrağımızın göndere çekilmesinden, milli marşımızın söylenmesinden, televizyonları başındaki milyonların yüzünün gülmesinden. Çok önemli. Bu yüzden daha fazla gecikmeyelim. Sonuçta kardan kayaktan bahsediyoruz, zemin kaygan. Fotoğraf da ortada. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer 8 yıl. Hepimize çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Başta federasyona, hocalara, yerel yöneticilere, basına ve sporculara İlanen duyurulur, ilgili ilgisiz onca kentle kardeş olunurken. Liechtenstein'da yaşayan yabancıların beşte birinin de Türk olduğu dikkate alınırsa. Vaduz'la kardeş olmanın tam zamanı. Ayna. Sekiz bin yıllık bir mazisi olan Ayna hariç her icat zamanla sıradanlaşmış. İlki halk arasında volkan camı da denen obsidyen taşından yapılmış. Anadolu, Ağrı, Hasan Dağı ve Nemrut gibi volkanik dağlarla dolu. Çağlar öncesinde dört bir yana ihraç edilmiş. Kervanlarla gemilerle gönderilmiş. Aynı olmuş, bıçak ve süs eşyası. Dünyanın ilk obsidiyen aynası Çatalhöyük'te bulunmuş. İnsan soyu, suyla dolu kaplara. Nehirlere, göllere bakmak yerine. Yanında taşıyabileceği, baktığında kendini görebileceği bir şey aramış. Taşların ardından önce bakırı parlatmış. Ardından da bronzu. Ve sonunda günümüzde de kullandığımız ayna çıkmış ortaya. İnsanlık tarihindeki icatlar içinde ateş ve tekerlek kadar önemli sayılmayan aynaya haksızlık edildiğini düşünüyorum. Luna Park ve eğlence merkezlerinde bizlere tebessüm ettiren aynalar. Araba farları, teleskop ve periskoplar. Daha neler neler. Kulak, burun, boğaz incelemesinde kullanılan alet, tepe noktası delinmiş bir tümsek ayna. Aynalar olmasaydı bilim çakılıp kalır, bir arpa boyu yol alınamazdı. Akıllı aynalı ultra teknolojik kabinler bile yapılmış. Avrupa'da bir ara bazı din adamları, arkasında şeytan olduğu ve dünyayı izlediği gerekçesiyle aynayı yasaklamışlar. Ursuzluğuna inanmışlar, kullanmayı günah saymışlar. İnsan soyu aynayla birlikte büyüsünü de yapmış bu arada. Güya kişiyi hem kendi hem de başkalarının gözünde güzel gösteren bir büyü. Aynaların sır sakladığına da inanılmış. Onca göz yaşına, duyguya tanık olunca. Gençliğe, yaşlılığa. Kim bilir belki de saklamış olabilirdi gördüklerini. Bu yüzden eski aynalar uğursuz sayılmış. Kırık aynalar gibi. Evlerden uzak tutulmuş. Yüzünü görmek isteyen cama, özünü görmek isteyen cana baksın, demiş Mevlana. Ayna ile ilgili şiirler yazılmış, şarkılarla birlikte güzel sözler de söylenmiş. Çünkü önce ayna söyler nasıl olduğumuzu. Kışla bazı iş yerlerinde kıyafetini düzelt komutuyla hatırlanır. Yolun yarısını geçenler için ceplerde çantalarda. Ara ara bakılırdı. Kaş göz yerinde mi diye. Büyüme, kemer, fermuar. Gerçek hayatta güzelliğin ilk adresi. Masalların başlangıç noktası. Köyü bile var Norveç'te. Derin bir vadide kurulan rukukan, yılın altı ayında güneşi göremeyince. Düşünmüşler taşınmışlar. Güneşi indiremeyince vadinin tabanına köy sakinlerini dağın tepesine teleferikle çıkarmayı denedikleri sırada. Martin Andersen diye bir sanatçı çıkmış, üzerine vazife olmayan konuda fikir beyan etmiş, dağın tepesine dev aynalar yerleştirilse. Önce gülüp geçmişler ama sonunda hak vermişler. Tam bir zihni sinir proje yani. Güneşle birlikte hareket eden dev aynalar monte edilmiş tepeye. Ekim 2013'te ilk güneş ışıkları düşmüş köyün merkezine. Köyleri boşaltılan ailenin bir kısmı İstanbul'da şansını denerken, diğerlerinin de Norveç'e kaçtığını anlatan Güneş'i Gördüm filmi. Belçika, Fransa ve Almanya varken niçin Norveç? Hem hikayenin kahramanı da Ramo. Film vizyona girdiğinde Rukuka henüz güneşi görmemişti ama İtalyanların Viganella köyü, bu gölgede kalma oyunu na 2006'da son vermişti. Yani şöyle olmuş. Luka'da da tepeye yerleştirilecek dev aynalar için sponsorlar arandı, projelerin çarpıştığı bir ortamda. Bizimkiler filmini bile çekmişler. Aslında ayna ile iki köy aydınlatıldı ya. Sayıları çoğaltabiliriz çünkü hayal etmenin sınırı yok. Bir bakmışsınız. Şehirler ya da ülkeler tarafından kiralanan dev aynalar yerleştirilmiş uzaya. Soletta denen küçük güneşler. Nerede bir karanlık nokta kalmışsa oraya tutulmuş. Karanlık filan kalmamış dünyada. Hamsi kurban o göze. Balık dendiğinde hamsi hariç ne varsa onlar akla gelir. Hamsi dendiğinde O aslında küçük bir balık gibi görünse de başka bir şeydir yöre halkı için. Bölgenin milli balığı sayılır, balıkların şahı. Ne zaman ki yollar kısaldı, kuş uçmaz kervan geçmez denen dağlar aşıldı. Hamsi de karıştı ovaların, vadilerin mutfağına. Bir yerde olan, her yerdeydi artık. Büyük halk ozanı Aşık Veysel de bu mübarek balıkla ilgili yazıp söylemiş. Hamsi kurban o göze. Ne bakarsın denize? Çok zaman görünmedin. Misafir geldin bize. Fakat Yeşilçam filmlerinden akıllarda kalan bir şarkıya dönüşmüş. Türkan Şoray, Hülya Koçit, Filiz Akın ve Fatma Girik'in şarkılarını seslendiren Belkıs Özener de belli ki nasıl tutulduğunu bilemeden yazmış ve yorumlamış. Hamsi kurban o göze, ne bakarsın denize. Atarlar sana olta, alırlar seni yüze. Küçük olması aldatmasın, Türkiye kralıdır aynı zamanda en çok avlanan, en çok tüketilen balıktır hamsi. Yemek listesine bakar mısınız? Tavası, bulaması, kayganası, kızartması, tuzlaması, poğaçası, çorbası, salatası. Dolması, sarması, ızgarası, pilavı, tatlısı, köftesi, plakisi, pidesi, ekşilisi. Mücveri, döneri, burgeri, güveci, ekmeği, böreği, sebzelisi, patateslisi. Protein kaynağı olması boşuna değil sağlam bir vücut mu istiyorsunuz? Hamsi. Pek çok balık gibi omega 3 deposu. Sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, iot ve fosfor bakımından zengin. Kalbe iyi geliyor, özellikle çocukların zeka gelişimlerinde çok etkili. Karadeniz insanının gücünün kaynağındaki imza gibi. Trabzon'u ziyaret eden Evliya Çelebi, seyahatname, sinde şöyle yazar. Daha bin çeşit balıkları vardır ama üzerine düştükleri, alışverişte kavga ettikleri tek balık hamsidir. Hamsinde kış mevsimi tutulduğu için bu adı alır. Trabzondur yerimiz. Akça tutmaz elimiz. Hamsi balık olmasa. Ne olurdu halimiz? Böylece yazılı kaynaklardaki en eski Trabzon türküsüne de hamsi sayesinde ulaşırız kitabı olan tek balıktır hamsi. Trabzonlu Hamamizade İhsan Bey tarafından 1928 yılında yazılır Hamsiname. Kitap, meydandaki kültür merkezine yazarının adının verilmesinde de etkili olur. Karadeniz'in sembolü haline gelen bu ufak tefek balığın anatomisinden avcılığına, üremesinden tutulmasına, müziğinden halk oyunlarına, yemeğinden kurutulmasına, Bol çıktığı yıllarda taze olarak tüketildikten sonra geri kalanının tarlalarda gübre olarak kullanılmasına kadar anlatır kitabında. Avlanıp satlığa geldiği zaman. Görenlerin yüzü güldüğü zaman. Kar ve kıymetini bulduğu zaman. Zengin olur o gün satan mübarek. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bahseder. Hamamizade İhsan Bey de Hamsiname adlı kitabı yazınca Kudret Emiroğlu, A. Cemal Saydam ve Nihal K. Çelik tarafından Hamsi Kurban o göze yazılır. İlkinden farklı olarak toplumsal etkisinden de bahsedilir. Zengin fakir herkesi aynı tava etrafında buluşturan Hamsi'nin, damak zevkini şenliğe dönüştüren gücünden. Marmara ve Ege ile birlikte Avrupa'nın okyanus kıyılarında da yakalanıyor ama bilenler Karadeniz Hamsi'si diyor. Mevsimi geldiğinde yalnızca sahilde değil, Karadenizli'nin olduğu her yerde şenlikler başlıyor. Caddelerde, sokaklarda dev sofralar kuruluyor, kuyruklar oluşuyor, ziyafetler veriliyor. Sonunda mübarek hayvan öldüğünü anlasın diye mutlaka helva dağıtılıyor. Her ne kadar lezzeti biraz tartışılsa da teknoloji sayesinde dört mevsim tüketilebiliyor yine de sırf ağızlarının tadı bozulmasın diye Kasım'a kadar bekleyenler oluyor. Karadenizli'nin pratik zekasını başta hamsi olmak üzere diğer balıklara bağlayanların hakkını teslim etmek gerekiyor. Bölge için hamsinin yeri bir başka. Bir ara kavak fıkrasıyla politikaya bile bulaştırılmış, bir partiyi sandığa gömmüştü. Üç tarafımız denizlerle çevrili ama Norveç'ten, balık ekmek aşkına, uskumru ithalatında ikinci sıradayız hamsi de olmasa balık göremeyecek millet. Sezon bitiyor, Kasım'da dönmek üzere kuzeye çekiliyor. Güle güle git, bereketle gel balıkların şahı. Bisiklet yolu yoksa uygarlık yok. İnsan Avrupa'yı görünce uzak doğuyu. Filmlerde, belgesellerde izleyince. Bisiklete binip uygarlığa gidesi geliyor ama öyle kolay olmadığının da farkındayız. Engebeli arazilerde yapılamaz diye bir şey yok. Çünkü Norveç'in başkenti Oslo bisiklet yollarıyla dünyada ilk 20'ye girmiş. Karadeniz kentlerini gözümüzün önüne getirelim. Belki Artvin'de biraz zorlanırız ama diğerleri için şanslı sayılırız. Danimarka'nın başkenti Kopenhag bir bisiklet şehri olarak dünyada en önde. 252 bin arabaya karşılık 265 bin bisiklete sahip. Konya kadar bir ülkede 12 bin kemeye ulaşan bisiklet yolu ağı var. Çocukların yarısı okula bisikletle gidiyor. O kadar odaklanmışlar ki. Kışın karla kaplandığında öncelikle bisiklet yollarını temizliyorlar. Bisikletlilerin yalnızca bir yılda Kopenhag'ı 90 bin ton karbondioksit salınımından kurtardığını hesaplamışlar. New York, Meksiko ve Melbourne gibi kentler bu kenti örnek alıyorlar. Kilo verdiriyor, kalbe ve akciğere iyi geliyor. Ruh sağlığına da. Bir kere bisikletle gitmek, araç kullanmak ve yürümekten daha güvenli. Ömrü uzattığı ispatlanmış. Kalori düşmanı. Yürüyerek yaktığınızdan daha fazlasını yakıyor bazı ülkelerde başbakan, bakan, vali ve belediye başkanları bisiklet kullanıyor. Türkiye'de Konya ve Sakarya pilot il seçilmiş. Geç mi kaldık sorusuna çoğuk demek mümkün ama bir yerden başlamalıyız. En fazla bisiklet kullanılan kent Konya. Akıllı bisiklet sistemi kurulmuş ve bisiklet yolu A447 km'ye ulaşmış. Sakarya'da ise 18 kilometrelik bisiklet yolu çalışmalar tamamlandığında 30 km'ye ulaşacak. Trabzon'da 6,8 kilometre, Ordu'da ise 6 km'ye ulaşmış bisiklet yolları. İyi örnekler, iyi dikkate aldığımızda henüz yolun başında olduğumuzu anlarız. Mevcut yolların yetersiz kaldığı dönemde araya bir de bisiklet yolu sıkıştıralım demenin gerçekçi olmadığını biliyoruz yeni gelişen mahalleler ve sahillerle uygun dağ yolları için hala zamanımız var. Umarım bu şansı da kaçırmayız. Demir ve asfalt ağların yanına bir de bisiklet ağları eklense. Öyle göstermelik olanından değil, yüzlerce kilometreye ulaşanından. Karadeniz'in coğrafi yapısını biliyoruz. Kuzey-Güney aksı için sıkıntılar olabileceğinden bahsediliyor. Ya Doğu-Batı aksı hem şimdi yapılamazsa 10 yıl sonra daha da zorlaşacak. Norveç'in ve Yeni Zelanda'nın yaptıklarını görünce insanın, Karadeniz'den için düşünülmez böyle şeyler, diye sorası geliyor. Bazı kentler var ki avucumuzun içi gibi. Sanki bisiklet için kurulmuşlar ama hala yerimizde sayıyoruz. Öğrenmemiz gereken, yapmamız gereken daha çok iş var. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir reklam ajansı, Bisikletle işe gelenlere günlük 10 Yeni Zelanda doları ödeyeceğini açıklayarak reklamını bile yapmış. Kent yönetimi de uygulamayı desteklediklerini, 13 bisiklet yolunun geliştirilmesi için yatırım yapacaklarını açıklamış. Bizde böyle bir uygulama gündeme bile getirilemez çünkü yol yok. Hem bisiklet kültürü de gerekiyor. Yani demem o ki bisiklet yolu yoksa uygarlık da yok. Dolanezya Hani akıllanmıştık? Pastelli, Bako, Parsa'dan ve Jet Fadıl olayları kendimize getirmişti bizi. Yüksek kar vadini duyunca dayanamıyoruz demek, depreşiyor eski hastalıklar. Bir anda köşeyi dönme hayalleri kurunca süreç başlıyor, radara yakalanıyoruz. Hunazlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Hikayelerin hemen hepsinin İstanbul'da geçmesi boşuna değil dolandırıcılar, işgalin son günlerinde metruk bir binada karakolunu kuran Eyüplü Halit'le not düşer tarihe. Kendisi komiserdir, arkadaşı Arap Abdullah da bekçi. Karakola çağırdığı kurbanlarını, iyi polis, kötü polis oyunuyla soyarlar. Eyüplü Halit'in, Mussolini'yi bile dolandırdığı söylenir. Fakat tüm dolandırıcılar bir tarafa, sülün Osman bir tarafa. Dolandırıcıların kralı sayılıyor. İstanbul'a gelen saf insanlara tramvayları, meydan saatlerini, köprüleri ve vapurları satıyor, parası çıkışmayanlara taksit yapıyor. Hapisteyken alım teriyle yaşamak adlı bir konferans veriyor. Eyüplü Halit'in yaptıklarını, kendi marifetiymiş gibi anlatarak muhabirleri bile dolandırıyor. Sinema sanatçılarına, inandırıcı olsunlar diye yan kesicilik üzerine özel dersler veriyor. Sülün Osman'ın rakibi, daha çok zenginleri soymasıyla tanınan rakiydi. Ucuz döviz peşinde koşanları gözüne kestiriyor. Onları çift kapılı binalara sokup ortadan kayboluyordu. Daha önce bankerleri, saadet zincirlerine para kaptıranlar milyonlarla ifade ediliyor. Son çiftlik bank olayı. Ünlü TV kanalları, önde giden internet siteleri de reklamlarını yayınlamış. Siyosu, işe bulaşıkçılıkla başlamış, oyunla devam etmiş. Bakmış ki fena değil, büyükbaş hayvan çiftliği kurmuş. Sonra koyunlar, keçiler ve tavuklar. Gelsin paralar. Kısa sürede kora geçiren bir sistem olarak tutmuş demek. Bin Türk lirası yatırım yapar ve düzenli şekilde çiftlik bankta vakit geçirirseniz. Bir yılın sonunda paranız üçe katlanıyormuş. 100 bin mağdurdan bahsediliyor, 500 milyon Türk Lirası paradan. Dünyanın bir başka yerinde devlet kurulur bu kadar insanla. Bir düşünsenize. Yok aslında birbirinden farkları. Kime sorsanız ya dolandırmış ya da dolandırılmış. İşte bu yüzden ne inşaat var, ne borsa ne de şans oyunları. Hayal mi kurmuştunuz? Büyük hayaller. Alın size masal ülke. Mikronezya ile Polinezya arasında yüzlerce adadan oluşan Dolanezya. Yıl 1822, insanların Amerika'ya akın ettiği yıllar. MacGregor adlı İskoç, paraya çevirir bu sömürge aşkını. Mer Honduras'ta kara nehir boyunca uzanan Poyais adlı bir ülke varmış. Kendini Poyais prensi olarak tanıtır ve ilanlar verir toprakları verimli, yılda 3 kez ürün alınıyor. Nehir yatakları altın dolu. Yemyeşil, cennetten bir köşe gibi. Teklif, verimsiz toprakları ve iç karartan yağmurlu havasından bıkan İskoçlara çok cazip gelince iyi para kazanır MacGregor. Zaman değişiyor ama taktik hep aynı. Eyfel Kulesi'ni hurdacıya satan mı? İtlerin sahte günlüğünden milyonlarca dolar kazanan mı? Bir İngiliz şirketi, içlerinde Türklerin de olduğu milyonlarca insana ayda arsa satmış bile. Gelecekte arazinizden çıkabilecek değerli madenler de sizin. Geceleri gökyüzüne baktığınızda sahip olduğunuz bir şeyi görüyor olma hissi nasıl da mutlu edermiş insanı. Ünlü sanatçılar ve devlet adamları da kaçırmamış bu kampanyayı. Böyle giderse bizimkiler de sülün Osman'a rahmet okutacak. Boşuna şimdiki çocuklar harika demiyorlar. Sosyal medyanın tam ortasına doğunca. Henüz okula başlamadan bilgisayardan mezun olunca. Hayatı da bir oyun sanıyorlar ve klavye başında sınır tanımıyorlar. Belki de çok masal dinlediğimizden, fal baktırdığımızdan hemen inanmaya hazırız. Yeni bulunan ve dünyaya çok benzeyen bir gezegene yolculuk için yakında kuyruğa girersek kimse şaşırmasın. Ne diyelim? Hiç ihtimal vermediğimiz insanları da kurbanlar arasında görünce. Allah'ım, sen bizim aklımıza mukayyet ol. Nokta. Bir nokta ile çıkıyoruz yola. Ortadan kaybolmadan önceki son halimiz de yine aynı. Kendimize tepeden bakabildiğimizde. Daha yukarılardan bir yerden. İyice küçülüyoruz ve sonunda bir noktayız artık. Geldiğimiz yere dönüyoruz. Suya, toprağa, dünyaya, kainata. İyi de kim bulmuş bu noktayı? Mısır'da ve eski Yunan'da noktalama işareti olmadığından, metni bir defada okuyup anlayabilen yok gibiydi. İskenderiye'deki ünlü kütüphanenin başındaki Aristofanes el atmış bu işe. Üst, orta ve alt nokta diyerek çözmeye çalışmış sorunu. Bir ara Kilikya valiliği de yapan ünlü Romalı Hatip Cicero, cümle sonunun neresi olacağına işaretlerin değil de hatiplerin karar vermesi gerektiğini ifade etmiş. 7. yüzyılda Sevillalı Isidore, Aristofanes'in işaretlerini yeniden düzenlemiş. Uygarlık, kelimeler arasındaki boşluğu Irlandalı ve İskoçlara. Küçük harfleri ise Roma-Cermen İmparatoru Şarlman'a borçlu. Bugün kullandığımız noktalama işaretleri ise matbaanın mucidi Johannes Gutenberg tarafından 1455'te sabit hale getirilmiş. İki nokta arasındaki yürüyüşü kazasız belasız tamamlamak için çırpınıyoruz. Ayakta kalmaya, karşıya geçmeye çalışan ip cambazları gibi. Bazen gösteriyi uzattığımız oluyor. Bazen de kısa kestiğimiz. Buraya kadar. Biliyoruz ki hayatımız ilk nokta ile son nokta arasındaki çizgiden ibaret. Bu yüzden matematik ve Türkçe gibi görülse de en önemli ders hayat bilgisi. İzlediğimiz en iyi film, yediğimiz en nefis yemek ve yaptığımız en güzel şey de an geliyor sona eriyor. Nokta bir son olduğu gibi yeni başlangıçlar için de bir fırsat. Virgüllerle bir yere kadar idare etme şansımız var ama noktadan kaçış yok jandarmanın C'si. Küçük harfle yazdığımızda sorun yok ama büyük harfle yazdığımızda noktalı mı noktasız mı diye tereddüt edenimiz olmuştur. Diyelim ki cümlemizin başında böyle yazıyoruz, jandarma noktası yok. Ya ondan önceki çubuklar? Noktalı olan mı önce, noktasız olan mı? Biz şöyle öğrenmiştik, ı, I, i diye. TDK ne güne duruyor, bakıyoruz ki, i, ı. Nokta, Arapça kökenli bir kelime olarak kültürümüze iyice kök salmış. Kız ismi aynı zamanda cümleler ve kısaltmalarla birlikte sıra bildiren sayıların sonunda, tarihleri yazarken, saat ve dakikaları birbirinden ayırırken, matematikteki çarpma işareti yerine de kullanabiliyoruz. Ne kadar nokta var hayatımızda? Yazılısı, sözlü, sü başka bir sözümüz olmadığını özellikle vurgulamak için. Bu mesele burada kapanmıştır, nokta. Bazen bulmaya çalıştığımız orta nokta. Bazen topu koyduğumuz penaltı noktası, işin inceliklerini öğrendiğimiz püf noktası. Bunun daha hareket noktası var, dayanak noktası, polis noktası, bitiş noktası. Bir de noktaki siveydi var, ruhumuzun üfürüldüğü nokta. Yalnızca küçük bir benek değildir. Takım arkadaşları ile birlikte alır götürür bizi. Üç noktası var, iki nokta üst üste, noktalı virgül. Meramımızı ifade etmemize de yardımcı olur. Özlü sözler gerektiğinde dağarcığımız da hazırdır. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilme. Küçümseme kimseyi, nokta da küçüktür ama bitirir cümleyi. Asrın arslanları. O yiğitler ki aslanlar gibi direndiler etten duvar gibi. Ne ölümdün ne kalım. Ölüm kalım dediler. Oyuna gider gibi gittiler. Ve topraktan biter gibi bittiler. Türkiye'de neler oluyor? İletişim araçlarının da etkisiyle. Çoluk çocuk, genç, ihtiyar yollara düşüyor. Suriye sınırında alıyorlar soluğu. Anneler örgü örüyor, yemek yapıyor, dua ediyor sanatçılar askerle buluşuyor, şehit kızımızın sınıfını ziyaret ediyor. Öğrenciler mektup yazıyor, salonlarda, bahçelerde dev bayraklar dalgalandırıyor. Avrupa'daki Türk futbolcular, gol attıktan sonra selam duruyor. Ligimizdeki yabancılar da. Mehmet Akif, İngilizlerin, Osmanlı Devleti aleyhine çevirdikleri entrikaları boşa çıkarmak için teşkilatlı mahsusa reisi Kuşçubaşı Eşref Başkanlığındaki 30 kişilik özel ekiple icaza gider, Medine'ye. Dönüş yolunda El Muazzama istasyonunda Çanakkale zaferi haberiyle sevinç gözyaşı dökerler, birbirlerine sarılırlar. Milli şairimiz, istasyon binasının arkasındaki hurmalığın içine çekilir tölü aydınlatan ay ışığı altında sabaha kadar hiç görmediği ve bilmediği savaşı binlerce kilometre öteden yazar. İslam'ın ilk savaşının yapıldığı Bedir kuyularına yakın bir yerde bulunduğundan, Çanakkale şehitlerine adını verdiği şiirinde bu kahramanları, Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı, diye ifade eder. Önce Bedir'in arslanları vardı, ardından Çanakkale arslanları. Ve 100 yıl sonra bugün Afrin Arslanları, asrın arslanları gibi. Kağıt üzerinde kaybettiğimiz topraklara dönüyoruz. Fırat kalkanı ile başlamış, Zeytin Dalı ile devam etmişiz. Süleyman Şah derken bir bakmışsınız Dicle Kaplanı ile ortaya çıkıyoruz. Hani zor günlerde kenetleniriz. Unuturuz olmuşları, olacakları çünkü ordu milletiz. Türkiye'de çocuklara bir şeyler oluyor hepimizin göğsünü kabartan bir hassasiyet sergiliyorlar. Zaman zaman, bu çocuklar mı, diye kaygılandığımız sırada. Şiir yazıyorlar, resim yapıyorlar, marş söylüyorlar, harçlıklarını gönderiyorlar. Afrin'den Cerablus'tan bahsediyorlar, Halep'ten, Şam'dan Bağdat'tan. Türkiye'de gençlere bir şeyler oluyor. Ülkenin dört bir yanından Afrin'i çevreleyen illere yolculuklar başlatılıyor otogarlar, istasyonlar adeta ana baba gününe döndürülüyor. Evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında Türk bayrağı bulunduranların sayısı artıyor. Tarihin tozlu sayfaları karıştırılıyor, nasıl kaybetmişiz şu Afrin'i, Rakka'yı, Mümbiç'i sorularına cevap aranıyor. Türkiye'de 7'den 70'e herkese bir şeyler oluyor. Kahve sohbetlerinde, park ve bahçelerde ana konu Afrin'dir artık, Telrifat, Rıfat, Sincar. Fırat Kalkanı ile kabuğunu kıran medya, Zeytin Dalı'nda ön saflara sızıp canlı canlı sunmaya çalıştı gelişmeleri. Ekranlardaki bir görüntü donup kalıyor vicdanımızda, çığlıklar yankılanıyor. Beş yıldır neredeydiniz, diye. O nasıl bir sevinçti öyle. El Muazzama istasyonundaki ikif gibi gözyaşı döküyorlar, dua ediyorlar, birbirlerine sarılıyorlar savaşlar ve büyük afetler kadar hiçbir şey sarsamıyor insanı, öğretici olamıyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinler, asrın arslanları, nı tanıma şerefine nail oldular. Ölümün üzerine üzerine giden yiğitleri gördüler. Şehit oğlunun tabutuna omuz veren dağ gibi babaları. Üç oğlum daha var, diyen anaları. Torunları için dua eden gözü yaşlı dedeleri, nineleri. Ağlamayacağım, diyen eşleri, kardeşleri. Aslında hepsi birer efsaneydi, sadece geri döndüler. İçimizdeki İzlandalılar. Mustafa Denizli'nin, bazı spor yazarlarıyla arasının fena şekilde bozulduğu günlerde. Örlandayı elediğimiz baraj maçından sonra herkes teknik direktör Mustafa Denizli'den milletin heyecanına tercüman olacak cümleler beklerken önemli olan içimizdeki Irlandalıları yenmek, demişti. Hikaye aynen böyle. Spordan doğan bu slogan sanatta, ticarette ve siyasette çok sevildi. İhanet durumlarına cuk diye oturuyordu çünkü. Aslında her ne kadar Irlandalı sözü ihanetle birlikte anılsa da. Gerçek hiç de öyle değil. İrlanda'da 5 yıl süren büyük kıtlık hiçbir Avrupa devletinin umurunda olmazken. Sultan Abdülmecid imdada yetişir. Üç gemi dolusu erzak, Drogheda limanında boşaltılır. Lozan görüşmeleri sırasında Irlandalı temsilcinin sürekli bizim lehimize el kaldırması, delegasyondaki Yahya Kemal'in dikkatini çeker ve nedenini öğrenmek ister. Biz, kıtlık ve salgın hastalıklarla boğuştuğumuz yıllarda yalnızca sizin dedeleriniz, hem para hem de gemiler dolusu yiyecek gönderdi o yardım eline asla unutmadık, cevabını alır. İşte Olimanda 1919'da kurulmuş Drogheda United Futbol Kulübü. Arması ay yıldız, renkleri bordo mavi. Trabzonspor'un da kardeş takımı. İzlandalılar. Yaklaşık 4 asır önce, 1627, ilk kez karşılaşmışız. Hollanda asıllı küçük Murat Reis, Jan van Zonman Harlem, Osmanlı himayesinde bir korsandır. 15 parçalık donanmasıyla Fas kıyılarından yola çıkarak İzlanda'ya ulaşır. Çok sayıda esir ve ganimetle döner Selle Limanı'na. Kuzey Afrika, Türk sayıldığından günahın adresi bellidir. O dönemde Avrupa'da korsanlığı sona erdiren bir anlaşma imzalandığından özellikle Hollandalı korsanlar Osmanlı himayesine girerler. Avrupa'nın batı kıyılarını yağmalar, limanlarını yakıp yıkarlar. Hollandalı korsanlar o kadar ileri giderler ki en zalim Türk, kesinlikle bir Hollandalıdır, sözünün doğmasına yol açarlar. Türkler, işte bu Hollandalılar yüzünden Taykranit, yani insan çalan Türk diye anılır ve İzlanda'da Türk öldürmek suç olmaktan çıkarılır. Bu ayıba 1970'te son verildiğini kimseler duymaz bile. Trabzonspor'un Avrupa Kupalarında ilk karşılaştığı 1976 ve elediği Ia Akranes'le gündeme gelen 1986'da Reagan ile Gorbaçov zirvesine ev sahipliği yaparak adından söz ettiren Futbolcu sayısının volkan sayısından az olmasına rağmen milli futbol takımları Türkiye'ye de sürprizler yaşatırken, Avrupa'yı sallarken. içimizdeki Irlandalılara şimdi de İzlandalılar eklendi. Alkur Hilmarsson Ordusu olmayan NATO ülkesinin soğuk sularından Orta Doğu'daki ateşe atlamakta neyin nesi? Hem siz kaç kişisiniz? İzlanda neresi, Afrin neresi? Sorarlar adama, bu kin niye? İçimizdeki Hollandalılardan dolayı öfkeli olduğunun farkındayız. Paralı askersin, Roma'nın leonerleri gibi. Türklere karşı savaşacağımızı öğrenince hiç tereddüt etmedim. Dört asırlık kinin etkisiyle başka ne düşünmüş olabilirsin ki? Fakat içimizdeki Irlandalılar fısıldamış olmalı kulağına. Afrin'e sadece gidiş bileti alabiliyorsunuz. Dönüş. Türklerle savaşanların dönüş bileti olmaz. Yine de üzüldük. Keşke spor için gelseydin sahalarımıza, tatil için kıyılarımıza. Bir klinik vaka ile karşı karşıyayız her dönem vuku bulan, prim yapan, Türk düşmanlığı bile. İşin ilginç tarafı yere göğe sığdıramadığımız Avrupalı sanatçılar da bu kervanın içinde olmuşlar. Fransız filozof Voltaire, İngiliz şair Byron ve Alman filozof Engels. Nasıl da nefretin heykeline dönüşmüşler, büyüklüklerine hiç yakışmayan cümleler kurmuşlar. Türklerin Avrupa'dan sürülmesinden köklerinin kazınmasına kadar aşağılamaya çalışmışlar ama belli ki doyamamışlar. Bir de doğuya bakalım kendimize. Müslümanlara, Türklere. Önde gelen hiçbir düşünür ya da devlet adamından böyle sözler duyulmamıştır. Anadolu ve Avrupa'da Hristiyan ahaliye sağlanan özgürlükleri düşündükçe asırlarca Türk idaresinde kaldıkları halde kendi dillerini ve dinlerini unutmadıklarına göre her ne olursa olsun bir iftihar dönemiydi yaşanan. İçimizdeki ırlandalılarla İzlandalılar bilsin istedik. Hollandalılar ve Danimarkalılar da. Dün kimseye düşman değildik, bugün de olmadık. Aynı gruptan birlikte çıkamasak da. Moskova'da şampiyonluk diliyoruz ateş, buz ve futbol ülkesine. Yarını olmayan günler. Bazen bütün yollar kapandığında umduğunuz kapılardan eliniz boş döndüğünüzde, çaresizlik tavan yaptığında, gururunuz yerlerde süründüğünde, sanat yetişir imdadınıza, türküler şarkılar çıka gelir bir yerlerden, şiirler yankılanır kulaklarınızda, göz yaşınıza kök salan tohuma dönüşürsünüz, başınızı yastığa koyduğunuzda, Sabahleyin uyanacağınızı düşünmek ne müthiş bir duygudur ilaçlarınızı alırken iyileşeceğinize inanmak. Spor yaparken daha fazla yaşayacağınıza. 5 yıl, 10 yıl sonrasını karşılayacağınızı hayal ederken. Yarına olmayan gün. Sesinizin duyulmadığı, başınıza yağan bombaların, zehirli gazların kimselerin umurunda olmadığı bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Dünyanın en güçlü adamının, sattı silahları gösteren karton levhalar üzerinden konuklarını değerlendirdiği sırada Türkiye'de olmasa mazlumların sesini kimseler duymayacak. Yarın yok. Daha kötüsü ne olabilir ki? Geçmişten kopmuşuz, geleceğimiz de çalınmış gibi. Ölümün kol gezdiği bir coğrafyada nereye kadar? Gerçek başka nasıl yüzüne yüzüne çarpılır insanın? bütün kemikleri kırılırcasına acı çeker. Bu Orta Doğu, şimdi de anlamazsa başına gelenleri. Hala mezhep, temelli bir kurmacanın kukla oyuncuları olarak devam ederse. Ne söylenebilir ki fotoğraf için? Sözleri Ali Tekin Türe'ye ait. Gülden Karaböcek, Kırılsın Ellerim adlı şarkısında. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım, diyor. Böyle olur bazen. Sizin bugün söylediğinizi söyleyeceğinizi aslında birileri yıllar önce dile getirmiştir. Sınırları masa başında cetvelle çizilen tüm ülkeleri bekleyen bir azaptan bahsediyoruz. Yarını olmayan günlerden. Nedir bu Orta Doğu'nun günahı? Çek çek bitmiyor çilesi. Zaman tünelinden geçip gitmek mümkün olsaydı Mısır'a vali olduktan sonra İstanbul'a isyan eden paşadan başlardık. Çünkü büyük kopuş, un ilk zinciri oydu. Şu Almanların yanında savaşa girmeyin diye fısıldardık ittifak ve terakkileri gelenlerinin kulaklarına. Osmanlı'ya karşı İngilizlerle anlaşan aşiretlere de bir çift sözümüz olurdu elbette. Hadi tünelden geçerek kulaklarına fısıldayamadık bari torunlarıyla paylaşalım acı gerçeği. Cetveli tutan ey, sınırları çizen. Onca ahın feryadın, kanın, gözyaşının mutlaka bir karşılığı olacaktır.